mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz mi? Spor stüdyolarına. 7 Şubat pazartesi günündeyiz. Yeni haftanın ilk manşetinde her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz? İyiyiz bizler de. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hafta, son, hafta içi... Kupa maçları olduğu için Cuma, Cumartesi, Pazar gününde günde çift mesailerle maç mesaileriyle hatta 13 30 maçlarını da sayacak olursan neredeyse 3 maç mesaisiyle yoğun bir cumartesi pazarı geride bıraktık ve bu yoğunluğun elimizden geldiğince bütün noktalarına temas etmeye çalışacağız. Önümüzdeki 90 dakika içerisinde vakit kaybetmeden hemen e, geride bıraktığımız 24. haftanın görünümüyle başlayalım değerli izleyenler. Haftanın açılış karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti değerli izleyenler. Yukatel Kayserispor'da Atakaş Atay Spor'u 4-3 biten maç sonunda mağlup etti. Cumartesi günü Gaziantep, Demir Grup Sivas Sporu 5-1 ile geçti. Lider Trabzonspor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, Özgür Kablo Yeni Malatya Sporu 1-0 ile geçti. Fenerbahçe kendi evinde Medipol Başakşehir ile oynadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Adana Demirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1 galip dönüyor. Galatasaray, Aytemiz Alanya Spor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fraporta Vantalya Spor maçı 0-0 berabere biterken İzmir derbisinde Altay Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Ve bu sonuçların ardından değerli izleyenler Trabzonspor puanını 57'ye yükseltti. Liderliğini sürdürüyor. Bir maç eksiğiyle İttifak Holding Konya Spor 48 puanla ikinci. Adana Demirspor Vincenzo Montella yönetiminde sezonun 11. 4. haftada göreve başlamıştı hatırlayacaksınız Vincenzo Montella. 11. galibiyetini alarak puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor, Spor, Ay Temiz Alanya Spor, Galatasaray beraberliği sonrası 39 puanla dördüncü Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş beraberlikle kapattılar, Başakşehir özür dilerim Beşiktaş beraberlikle Kapattı haftayı ve 3 takımında puanı 37 Atakaş Atay Spor 36 puanla 8. Gaziantep 35 puanla 9. Kayseri Spor 34 puanla 10. Ligin alt sıralarına Baktığımızda en alt sırada 20. sırada Öznur Kablo Yeni Malatya Spor yer alıyor Değerli izleyenler bu haftayı da mağlubiyetle kapattı ve 6 haftadır üst üste ligin en alt sırasında yer alıyor. Altay puanını 21'e yükseltti bu hafta oynanan Göztepe, yani İzmir derbisinden sonra puanını 21'e yükseltti. Çaykur Rizespor 22 puanla 18. Fraporta Vantalya Spor 25 puanla yine e, bu endişeyi yaşayan düşme endişesini 24. hafta sonu itibariyle düşme endişesini yaşayan 4. takım olarak Fraport Avantalia Spor 25 puanda 17. sırada. Dün oynanan karşılaşmaları, önceki gün oynanan karşılaşmaları hepsine bakacağız. Önce dün akşama döneceğiz değerli izleyenler. Takvim gazetesi Kartala Şahin Freni başlığını atmış. Siyah beyazlılar Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalya önünde evinde 2 puan bıraktı. Beşiktaş üst üste ikinci beraberliğini aldı. Düşme hattındaki rakibi önünde. Son 10 dakika dışında etkili olamayan Beşiktaş taraftarı önünde önemli bir kayıp yaşadı. Ee, son 10 dakika değil. 63'ten itibaren her şeyin değiştiğini. Yani e, Önder Hoca'nın Önder Karabeli'nin Raşit Gezal ve Kayiller'ini oyuna soktuktan sonra 63 kaç dakika uzadı karşılaşma? 6 dakika. 6 dakika. Ee, ne ediyor Bey? 27 33, 33 dakikada Beşiktaş'ın muazzam bir baskı kurduğunu Antalyaspor karşısında söylememiz lazım. Antalyaspor teknik sorumlusunun maç sonundaki açıklamasında da bir cümle hemen size alıntalayayım. Bugün bir puanla ayrılmamız bizim için mutluluk verici dedi. Çünkü özellikle 63'ten sonra onun da vurgu yaptığı dakika oydu. Alfonso söyledi hatırlayın. Grounenday. Ha, Alfonso vurgu yaptığı 63. dakikadan itibaren çok ciddi bir Beşiktaş baskısı, taraftarın şeyiyle beraber desteğiyle beraber. Bir sonraki sayfa nereden geliyor? Bir sonraki sayfa Milliyet gazetesinden. Sistem değil, uyum meselesi. Önder Karabeli koşullar nedeniyle sistemde değişiklik yaptığını söyledi. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi ama ilk yarının çöpe gittiğini de düşünmüyorum. Joseph Gezal ve Larinle oyuna başlama başlayamadık. İlk yarıdaki oyun sisteminden ziyade oyuncuların uyumuyla al alakalıydı sözlerini başlık ve başlık altında görmüş gazete. Son olarak takvim yine takvim miyiz? Evet. Direktler izin vermedi. Beşiktaş Antalya karşısında direkleri geçemedi. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda birer topu direkten döndü. Gerçekten ilk yarıda Montero'nun kafa vuruşu. ikinci yarıda da Piyan için 6 pastan şutu direkten döndü. Bu sezon Beşiktaş 16 kez direğe takılmış oldu. Bu karşılaşmayla birlikte ligde topu en çok direkten dönen takım konumunda. Hakikaten e, bu şey de istatistikle Beşiktaş'ın bu anlamda şanssızlığına işaret ediyor diyebiliriz. Gelelim karşılaşmaya. Başlıklar böyle. Hakikaten Cuma günü konuşmuştuk hatırlarsanız. Beşiktaş'ın üçlü formasyonla başlayabileceği konuşurken burada değerlendirmiştiniz. Siz de anlatmıştınız hani şöyle olabilir, böyle olabilir, şu gerekçelerle olabilir şeklinde. Ee, hani benim kanaatim e, tercih Etmeyeceği ya da tercih etmesinin doğru olmayacağı yönündeydi. Ama hoca böyle bir e, şeyle başladı. 11 ile başladı üçlü savunma. Necip, Vida, Montero savunma üçlüsü. Onların önlerinde, önlerinde Rıdvan Can Piyaniş, Roziye, e, Teşiyera, Emirhan ve en ileri uçta da Batu Mücadele etmekle birlikte bu 11. Mücadele etmekle birlikte üretkenliği ya da etkinliğinin azaldığını gördüm ben. Kendi adıma. 63. dakikada az önce de söylediğim gibi hocanın yaptığı değişikliklerle birlikte sayayım size. 69, 79, 83, 84, 87, 88 ve de 90 +7. Kaç pozisyon oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. Tam 7 tane net gol pozisyonuna girdi Beşiktaş ki... E, penaltı itirazları da vardı. Onu zaten maçtan yansıyan tartışmalı pozisyonlar konusunda e, başlığında değerlendiririz. Siz nasıl gördünüz, nasıl izlediniz maçı? Şüphesiz ki ilk bir saat ve son yarım saat diye iki ayrı perde olarak izledik. Ama tabii ki bunun analizini hem oyun hem de oyuncu penceresinden yapabiliriz. Birinci pencere Larin yoktu, Gezal yoktu, Josef yoktu. Onları 90 dakika kullanma şansım yoktu diyor Karaveli. 60'tan sonra onları kullandıktan, onları kullanabildikten sonra oyun değiştiriyor. Birinci pencere bu olabilir. Karayveli'ye saygı duyuyorum ama bundan ibaret midir? Kamuoyunun kafasındaki soru işareti sanırım bu. Yani sadece oyuncu penceresinden mi değerlendirmeli? 60 dakikalık sıkıntı yoksa oyun penceresinden de değerlendirmeli mi? Bu eksiklere rağmen Beşiktaş'ın sağdaki 11'i ya da kulübedeki alternatiflerle beraber başka bir 11 ile daha iyi bir oyun çıkarabilir miydi? Orada ben de Karaveli ile biraz ayrılıyor. Size daha yakınsıyorum. Daha iyi bir oyun olabilirdi. Josef Gezal ve ile başlanamamış olmasına rağmen. 3-4-2-1 Pereira ile çok aşina olduğumuz bir formasyon. 3-4-2-1 oyundu Beşiktaş Antalya Spor'a karşı. 45 dakika. 45'ten sonra Necip'i orta sahaya kaydırarak. Doğru. 4-4-2'ye döndü. Bir takım neden 3-4-2-1 oynar? Şimdi onu elementlerine, detaylarına ayıralım. Buyurun. İyi bir savunma göbeği oyuncunuz vardır. Savunmanın yerini doğru belirliyordur. Cuma da bunu konuşmuştuk. Örnek olarak da Chelsea'nin Conte ile şampiyon olduğu sezonda David Luiz örneğini vermiştim. David Luiz bunu çok iyi yapıyordu. Chelsea çok iyi bir savunma sezonu oynamıştı Conte ile. O yüzden de üçlü savunma oynamak mantıklı olmuştu. Vida bunu yapabildi mi? Beşiktaş savunma hatta anlamına nasıl bir sınav verdi 45 dakika? Hayır. Sürekli arkaya kaçırdılar. Onu söyleyecektim size. 13. dakika itibariyle savunma arkasına atılan 3. topta Yine Ersin kalesini terk edip uzaklaştırdı. Evet. En basit ta e, ifadesiyle 13. dakika 3 kez. Bir de Ersin'in kalesini terk edip uzaklaştırdığı toplar güvenli toplar değildi. %50-50 Kendi sahasının, kendi yarı sahasının ortalarıydı. Hayır, yeri önemli değil. Yeri önde olabilir ama rahat uzaklaştırır. Rahat uzaklaştırıyorsa savunma yerleşimi yanlış diyemeyiz ama rahat uzaklaştırıyor. Boşan oyuncu vardı anlamında. Evet. sıkıntı Yakın, yaşadı %50-50 toplarda. Ersin çıktı toplar en daha öyle. Luis Adriano'yla zaman zaman Doğukan'la savunma arkası yaptığı koşularla Antalya tehlike yarattı. Demek ki birinci maddeden kaybediyor. Arkaya savunma. bol bol yani, kaçırdılar. Savunma yerleşimi doğru olsa ya bu kaçmalar offside olur. Doğru hatta Çok durduğun doğru. için. Ya da offside olmuyorsa buna rağmen kaçırıyorsan bile kalecin rahat karşılar. Demek ki ben onu öyle bir mesafede bıraktım ki kalecimi rahat karşılayabileceği Çok hücum oyuncusunun yetişemeyeceği top ders. Birinci maddeden kaybediyor. şu savunma. İkinci maddeye bakalım. Öyle bir üçlü savunma yaparsın ki sol stoperin ve sağ stoperin bek gibi açılır. Dolayısıyla senin sağ kanat bekin Roziye ile sol kanat bekin Rıdvan hücumcu gibi oynar. Beşiktaş'ın sağ stoperi Necip, sol stoperi Montero açıldı da üçlü savunmayla normalde dört kişiyle kapattıkları yeri kapattılar da Beşiktaşlar önde kalabalıklaşıp yedi kişi bir ilk yeri mi oynadı? O da hayır. O da hayır. Yani Roziye ile Rıdvan'ı dörtlü savunma oynadıkları oyundan farklı bir oyunda mı gördük? Daha fazla mı öndelerdi? Ortalama pozisyonunu öne mi taşıdılar? Isı haritasına bakacak olursanız Beşiktaş'ın sağdan neredeyse girişimi yoktu. Demek ki onu da başaramamış. İlk yarı itibariyle. Çünkü üçlü savunma oynuyorsan. Soldan Rıdvan yine belki iyi niyetle e, yüklenmeye çalıştı ama o da hep rakibe gitti oradan da toplar. Mesela kamuoyu sürekli, e, özür dilerim kamuoyu değil. Sosyal medyada e, bir takım güdümlü... Fake hesaplar sürekli manipüle ediyorlar benim sözlerimi. Diyorlar ki Pereira'yı üçlü savunma üzerine eleştirmişim. Hayır Pereira'yı üçlü savunma üzerine değiştirmedim. Yani yazdıklarım, konuştuklarım ortada. Pereira üçlü savunmayla Ferdi ve Samuel'i öne itmesi lazım normalde. Üçlü savunma oynayarak. Ama Ferdi ve Samuel'i çok fazla öne itemedi. O beşli savunmaya döndü ve ön tarafta kalabalıklaşamadı Fenerbahçe. Dün de Beşiktaş eğer üçlü savunmayla Rıdvan ve Roze'yi öne itebilirse ön tarafta yedili olabilirse, kalabalıklaşırsa bu bir anlam kazanır. Ama o anlamda Beşiktaş e, oyununu anlamlandırabildi mi? Hayır. Dolayısıyla oradan da bir eksi yazıyoruz. Karavel'in hanesine bu 3-4-2-1 işledi mi? Bir avantajı oldu mu? Oradan da bir eksi yazıyoruz. Bir de üçüncü detay. Öndeki 2-1 detayı. 3-4-1-2 daha önce yapmıştı. Emirhan'ın önünde Doğru. Güven Batshuayi yapmıştı yanılmıyorsak Rize maçı. Doğru. 1-2 yapmıştı mesela. 1-2 daha iyi işlemişti Güven Batshuayi ikilisi. Bu kez 2-1 yaptı. Teşera Emirhan santrfor arkası, santrfor Batshuayi. O nasıl işledi? Onunla ilgili de sizin talep ettiğiniz iki pozisyon var ya. 4. dakika ve 11. dakika özellikle dikkatimi çekti. Uğur Bey'le konuşalım, Uğur Melek'le konuşalım pazartesi günü diye maçı esnasında not aldık. Neydi efendim pozisyonlar? Buyurunuz. Şimdi onlara bakalım. Beşiktaş önde baskı yapıyor. Önde baskıya geliyor. Bak diyor e, Şua'yı gelin hadi organize olacağız diyor. Burada Rozi'ye geliyor. Teşiyere burada baskıya geliyor. Ve Antalya Çıkıyor. çıktı. İkinci pozisyona Bak, bakalım. Burada ne yapıyorsunuz dedi. Bu dakika dört. Teşiyere Dedim ki niye ne yapıyorsunuz diyor acaba Teşiyere. Bu da aynısı yani benzeri bir pozisyon. Yine Ama baskıya gelecek. Daha net görünüyor. Bir öncekinde değil Şimdi mi? Şimdi şurada duralım. Ha, az önceki açıda bir duralım. Bir Biraz geriye Bir saniye ben. geri. Duralım. duralım. Şimdi duralım. Şimdi bir takım 3-4-2-1 oynuyorsa bu hücum planıdır. Savunma planında o öndeki 2-1'in hücumda baskıya giderken bir ileri üçlü müşkesine yerleşmesi lazım. Nasıl yerleşir? Normalde sağ açık gibi oynuyor Teşer'e, sol açık gibi oynuyor Emirhan. Yani Teşeranın sağ açık gibi, Emirhan'ın sol açık gibi açılması Batu Şahin'e merkez santifor gibi yerleşmesi lazım önde baskıda. Şimdi Emirhan geride kalmış burada. Emirhan geride kalmış. Önceki... Emirhan'ın eşleştiği oyuncu Fernando. Normalde Fernando ile eşleşmesi gereken oyuncu Beşiktaş orta sahası olması lazım. Yani ee, Can, can, can ya da Piyaniç. Normalde Emirhan'ın burada sol açık rolünde yerleşmesi ve Antalya'nın sağ ile eşleşmesi lazım. Şimdi oynatalım. Bu eşleşme sağlamadığı için, beş ileri üçlüsü genişleyemediği için... Baskısı bir işe yaramıyor. Evet, manasız bir baskı olacak. Çok rahat bir şekilde çıkacaklar. Yani boşuna ileride üç kişi kalmış oluyor. Evet. Bir de ikinci problem burada. Öndeki üçlü blokla orta dörtlü blok arasındaki mesafe. Bak, üç, öndeki üçlü blokla orta dörtlü blok arasındaki mesafe o kadar çok ki, o kadar boşluk var ki, bu baskının anlam kazanması çok zor. İşte bu iki örnek pozisyon... Dün akşam Beşiktaş'ın oynadığı üçlü savunmanın ilk 45 dakika işlemediğini gösterdi. Hocama ben de katılamıyorum. İlk 45 dakika çöpe gitti ya da ilk bir saat çöpe gitti diye değil, biraz gitti sanki. Ha direktten dönen top var mı? Var. Montero'nun kafası direkten döndü. Beşiktaş 1 0'da öne geçebilir top. miydi? Duran toptu. Evet ama Durantop. onun dışında sistem olarak, oyun olarak şu iki pozisyon ve, ve bu defalarca oldu. Batshuayi'ye gerek Batshuayi'ye gerek şey siz söyleyin. E Teşiyere. Teşiyere. Yani ne yapıyorsunuz arkadaşlar hadi git falan filan bunu defalarca gördük. Ee, Niye böyle oldu? Işlemedi. Niye böyle oldu? Şimdi yine 11-11 oynanıyor futbol. İstersen 3-4-2-1 oynay, istersen 4-4-2, istersen 7-5-3 fark etmez. Sonuçta oyuncu sayısı 11. Ama formasyon değiştiğinde alan parselasyonu konusunda görev bölüşümü konusunda kafa yormanız, telepatik olmanız lazım. Önde baskı yapan oyuncu aslında kendisi kazanmak için baskı yapmaz. Ben doğru baskı yapayım arkadaşım kazansın der. Çoğunlukla. Amaç odur zaten değil mi? Evet. Organize bir baskı yaparsın. Bütüncül bir zincirin halkaların müşçesine, bir kuş sürüşünün müşçesine baskı yaparsın ki top kazanabil. Beşiktaş öyle önde baskı yapamadı. Beşiktaş bağımsız bireyler gibi önde baskıya gitti. Demek ki şunu anlıyoruz. Beşiktaş'ın 4-1-4-1 alışkanlığı var. Onda önde baskıya daha bir kuş sürüsü gibi, daha bir zincir halkaları gibi gidebiliyorlar. Ama 3-4-2-1'e galiba çok alışık olmadıkları için çok alan boş doğru kalma. yerleşemediler. Evet. Alanı doğru paylaşamadılar, doğru, doğru alan parselasyonu yapamadılar. İlk 45 itibariyle diye Özetleyebiliriz. 60'tan sonra hem 4-4-2 hem de oyuncu değişikliği. Şimdi 4-4-2 ilk dönüldüğünde şöyleydi ziliş. Teşerabat şu ayı çift santrifor oldu. Necip orta sahaya geldi. Stoperden orta sahaya geldi. Fakat orta sahanın kanatları sağ açık Emirhan, sol açık Can oldu. Burada bir 15 dakika böyle oyunda Beşiktaş ve 45 60 arasında kaybetti. Şimdi orada Karaveli'nin bence, şimdi ilk 45 dakikanın analizini yaptık. İlk 45 dakika hataları analiz ettik. Ama 45 60 arası da var. 45 60 arası da Beşiktaş pozisyon bulamıyor. Ve bocaladı orada Bocalıyor, Antalya'da golü bulabilirdi. Evet. 49'da Enda değil mi? Değil mi? Pozisyonu 50. Var. dakikada direkt Ersin'le karşı karşıya kaldı. Ki Ersin erken çıkarak e, tehlikeyi önledi. Bir de orada bence bir şey var. Analizelerini besleyen bölüm var. Şimdi Beşiktaş dün beş 5 tane gençle başladı. Kim bu 5 tane genç? Rıdvan, Ersin, Can, Ersin, Can, Montero, Rıdvan, Montero, Emirhan. Yeni sezon planlaması için, gelecek için umut verici. Ama bir 45 oynadın. Baktın ki gerçekçilikten biraz uzak 45 dakikalık performans. Aksamıyor, yürüyor sağdaki oyuncular. Bir arada hareket edemiyor. Acaba şimdi burada soru işareti. Lerin ile Gezzal 30 oynayabilecek fizik seviyeye mi sahipler oldukları için 60'ta soktu? Yoksa 45 oynayabilir durumdalar mıydı? Mesela onu bilmiyorum. Çünkü 45 oynayabilir durumdalarsa Emirhan ve Can'la kanatlarda başlamak da realist değil. Doğru. Orada da bir 15'i daha çöpe attın. Muhtemelen hoca maç sonunda da söyledi yani ya, milli takımdan döndülerin sakatlığı vardı şeyin, e, o da e, toparlandı vesaire. Muhtemelen 30 dakika oynar diye tahmin etti diye düşünüyorum bu sözlerinden hareketle. Öyle anlıyoruz. Ama yani 30 oynayan oyuncu 45 oynayamaz demek de yani ne kadar bilimsel? Onları tabi sağlık kurulu elbette, tek direktör daha iyi bileceklerdir. Gelelim 60 sonrasında 3. perdeye. İşte kanatlara gezler girdi. 4-4-2. Hatta bir süre sonra Josef de girdi. Josef de zaten oyunun ritmini tamamen değiştirdi. Çünkü Josef Beşiktaş'ın kalbi doğru yönlendiriyor arkadaşlarını. Şimdi 2008, 2010 ve 2012'de İspanya şampiyon oldu. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012'de. Ben şanslıydım, canlı izledim bu turnuvalarda İspanya şampiyonlar giderken. Tarihin belki en iyi milli takımıydı. Zaten tarihte başka 3 turnuva üstünde kazanan Avrupalı yok. Almanlar 70'lerde yaklaşıyor. 72'yi kazanıyor. 74'ü kazanıyor. 76'nın finalinde ne oluyor biliyor musun? Panenka. Bugün o Panenka penaltı evet. yanılan penaltıya atarak Almanların Euro 76'yı kazanması izin vermiyor. Böylece Almanlar 3 turnuva üstünde kazanamıyor. Panenka tarihi değiştiriyor. Antonin Panenka. Şimdi gençler Panenka penaltısını belki neden Panenka penaltısı olduğunu bilmeyebilirler. Dönüp bakarlarsa bu Euro 76 finalinde Panenka'nın attığı o cesur penaltı sebebiyle. Antonin Panenka'nın attığı cesur penaltı Almanların 3 turnuva üstte kazanmasını engellemiştir. Beckenbauer'un Almanya'sının. Tarihte ilk ve tek olacaklardı başarsardı. Onların başaramadığını Xavi Iniesta'nın İspanya'sı başardı. 2008, 2010, 2012'de. Ben, turnu, ben o turnuvayı izlerken İspanya defalarca da yerinde canlı izledim şansıyla. Şunu gördüm. Diğer oyuncular, etraftaki diğer oyuncular Çavi'yi e, Pergel'in sabit ayağı gibi alıyorlar. Ve Çavi ile mesafelerini ayarlıyorlar. Müthiş bir şey. İspanya milli takımını izlerken onu gördüm. Ya sol bekte Çavi ile mesafesini sabit tutuyor. Sağ da, stoper de Çavi oyunun merkezini öyle bir ayarlıyor ki Çavi ileri gidiyor. Takım grup olarak ileri gidiyor. Çavi geri geliyor. Takım grup olarak geri geliyor. Şunu gördüm. Belinde görünmez bir halat bağlı gibi Çavi'nin. 9 tane ucu var. 9 tane ucu diğer oyunculara bağlı. Çavi gittiğinde halatlar diğer oyuncuları çekiyor. Çavi döndüğünde halatlar diğer oyuncuları geride bırakıyor. Josef de Beşiktaş'ta girdikten sonra biraz tabii ki Çavi'nin İspanyası kadar mükemmel değil. Biraz o fonksiyonu öngörüyor. Orta sahaya oyuncu alırken böyle almak lazım. Onu gördüm. Galatasaray mesela şu anda sıkıntı yaşıyor. Berkan Taylan bu fonksiyonu görebiliyor diyebilir misin? Yok. Asla diyemez. Orta sahada bir tane böyle zeki, oyunu iyi okuyan, böyle sola sağa dönmeden solu sola göre, solu, solu, solu sağa görebilen, vizörü geniş, böyle oynamayan, böyle oynayan, top ayağına gelmeden etrafını görebilen, hızlı pozisyona, işte Zidane bunun mükemmel örneklerinden bir tanesi, Xavi tarihteki örneklerinden bir tanesi. Kendi standartlarında onu bulmak lazım. Beşiktaş'ta Josef o fonksiyonu görüyor. Josef girdikten sonra her şey değişiyor. Josef'e göre herkes pozisyon alıyor. Josef oyun lideri. Yani elleri kolları boşuna oynamıyor adam. Veya kızdığı zaman boşuna kızmıyor. Josef bana kızsa ben ciddiye alırım. <laughs> ciddiye alırsın yani. Çünkü oyunu çok iyi görüyor. Çok iyi izliyor. Arkadaşlar çok iyi Arkadaşları da oluyor. bunun farkında. Arkadaşları da farkında. Josef girdikten sonra dikkat edersen Josef 73'te giriyor. Beşiktaş'ta pozisyonları oradan sonra yaratıyor. Bir tane var galiba pozisyonu Joseph girmeden önce 69. değil mi? 69. Bir tane var. Sonra hep Joseph girdikten sonra. Dolayısıyla orada Karaveli'nin itiraz da biraz haklı oluyor. Hani diyor ya hani oyuncularım eksikti ve bu kadar kullanabildim. Ondan sonra pozisyonları bulduk. Haklı olduğu tarafta oluyor. Beşiktaş şu 20 dakikalık oyunu biraz artırabilseydi. mesela 90'a yayamıyor madem. 45'e yayabilse muhtemelen maçı kazanırdı. 69. dakikada Leri'nin girdiği ve kaleciyle gerçi savunma oyuncusu da yetişmişti ama ceza sahası çizgisi üzerinden kötü bir vuruş yaptı dışarıya. Orada da Teşiyerhan'ın Teşiyerhan'ın baskıyla kazandığı topturu orta sahada Teşiyer'e geldiğinden beri sanki en faydalı oyunu oynadı. Yani birçok insan beğenmemiş gibi okudum ben e, dün maçtan sonra ama oyun anlamında çaba sahanın her yerinde çaba elinden geleni yaptı. Yani ben ilk defa öyle gördüm. Geldiğinden beri Teşiyer'i ben açıkçası bu mücadelesine de beğendim. Geldiğinden beri en iyi oyunu oynamış olabilir. Yani gösterişli değil belki. Belki Doğru. cezası ama birinci bölgeye geldi top aldı. İkinci bölgede, üçüncü bölgede baskı yaptı. Arkadaşlarını da o baskıya katmaya çalıştı zaman zaman ama tek başına koştu. İşte o Lennon'un girdiği pozisyonda şeyin baskısıyla. Teşerin. Teşerin'in baskısıyla oluşmuş bir Aynen öyle. Pozisyondu. Maçında belki en net pozisyon. Doğru. O dakikaya kadar en azından. Röportajını bir miktar ben izledim. Gürler'e mi vermişti? Milli maç arasında sanki. Orada da e, sevdim yaklaşımını. Mesela mutsuz performansından ve bundan sonra diyor fiziksel olarak daha iyi seviyedeyim. Fiziksel olarak daha iyi seviyede olduğum için diyor. Şimdi gerçek performansımı göstereceğim. Talişka ile özdeşleştiriyor, bağdaşlıyor kendini ya da soru öyle soruluyor. Çok saygı duyuyorum. Burada çok büyük iz bırakmış. Ben Talişkan ötesine gitmek istiyorum. Talişkan'ın bıraktığı izden daha fazla bırakmak istiyorum diyor. Bu güzel. Teşer'in bakış açısı. Şimdi ondan sonra maç oynuyor. Muhtemelen Karaveli de onu görüyor da Antalya maçı oynuyor. Çabası tutkusu yerinde. Ama verimliğe dönüştürmesi için bunu Teşerin bu değil. Teşehre'nin kariyeri boyunca oyunda boyun bu, bu değil. Doğru. Bu değil yani. Ben tek direktör olsam teşeranın geriye gelip top almasını istemem. İstemem yani. Bunu yaptı Teşehre'den. Bu kadar çok presip yorulmasını istemem. Teşer'a sıcak kalsın. Teşehre enerjisini ekonomik kullansın. Bu Üçüncü enerji nerede biliyor iş biliyor Evet, Evet, Tobayan'a gelme kullansın. Orada isterim. Bu değil yani. Beşiktaş'ın teşereyi daha fazla üçüncü bölge topla buluşması. Çünkü bu adam orta mesafe şut konusunda usta. İkinin santrfor koşuları konusunda usta. Ayağıyla kafasıyla o ceza alanında o santrfor koşulara giriyor. Ama bir türlü Beşiktaş'ta o bildiğimiz kariyeri boyunca izlediğimiz teşereyi göremiyoruz. Ee, endişe etmeye başladım görebileceğimiz konusunda da. Yani Teşer'e böyle oynamaya başlarsa o zaman Teşer'in varlık bu değil ki. O zaman daha çok endişe edeceğim ben daha fazla geriye gelirse. Belki iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Ama 32 yaşında ve bütün kariyerini böyle yapmadı bu adam. 31-32 yaşında. Bütün kariyerini sezonda 15 gol atarak ve 7-8 asist yaparak yaptı. Şimdi Talişka'yı hatırlayın. Talişka geriye gelse stoperlerin arasından top alsa iyi bir şey mi? iyi bir şey mi değil derken onu yapıp yapamayacağını sorsan 100 kişiye yüzü de hayır der muhtemelen. Peki evet. Alex de Souza diyelim. Daha spesifik bir örnek. Ama o yapabilir evet. Yapabilir ama yapsın mı? Ya, yapmasın. Yapmasın. Hacı yapsın mı? Yok. Yapmasın. Mümkünse üçüncü bölge topla buluşsun dersin. Doğru. Yani Lester Sharon'ın 3. bölge topla buluşma sayıları çok az. Çok az topla ve çıkalda o da Galatasaray'da benzer bir şey yaşadı. Onu Galatasaray fazında değerlendirelim. Peki. Ee, bu sözleri HB'ye koyalım. Bakalım önümüzdeki günlerde e, Teşhir'in performansı nasıl olacak. Çünkü anladığımız kadarıyla aynen söylediğiniz gibi oynamaya istekli. Aç dün akşamki oyunu da net bir şekilde ge gerek geriden gelip top alması, gerek orta sahada baskı yapması, prese katılması, arkadaşlarını yönlendirmesi istekli arzulu olduğunu gösteriyor. Ve söylediğim gibi sezonun en iyi karşılaşmalarından birini oynadı bence. Bence de, bence de. Ee, o pres de çok değerli. Kesinlikle öyle. Gol olabilirdi o, lerin soluna gelmese belki da iyi. Bir ne, o dakikaya ise, kadar maçı en net pozisyonuydu. Muhtemelen farklı konuşurdu o zaman Teşer'e. Yani orada da şanssız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, özetle karşılaşmayı şöyle özetleyecek olursak hocanın Önder Hoca'nın tercihleriyle Nazih hani bizce ilk yarı biraz boşa geçti. İkinci e, ikinci yarıda de, gelen değişiklikler oyuncuların yerlerini bulması ve de ezberine dönmesi diyelim özetle Beşiktaş'ın hem kanat beklerin performansını arttırdı. Net bir şekilde ilk Tabii. yarıda olmayan Neredeyse olmayan. Haksızlık etmeyelim ama mücadele ettiler ama e, kolay değil. İlk yarıda olmayan kanat beklerinin şey performansını arttırdı. Ekleyebilir miyim? Mi? Normalde tersi olması lazım. Niye? Üçlü savunma oynuyorsan normalde Rozuya Rıdvan'ın daha özgür olması gerekmez mi? Öyle beklenir. Ama 45 dakika bakıyorsun veremedikleri katkıyı 45'te veriyorlar. Ne zaman? 4 sonmanı bekleyirken. Ekstra değil mi? bindirmelerle Beşiktaş iki kişi fazla oynadı mesela. Enteresan Ve üst, değil üst, üst üste de pozisyonlar buldu yani sadece demek iki ki, oyuncu değişikliğiyle. Demek ki futbol hani o kadar çok değişken var ki Tabii. iktisat problemi gibi diyorum ya hep. Çok fazla değişken var ve e, tek bir değişkenle açıklamaya kalkarsan yanılırsın işte. Burada da o Roziye Rıdvan denkleminde onu görüyoruz. Eğer ki e, normal bildiğimiz 4-1-4-1 dizilişi ve oyuncularıyla sahaya çıkmış olsaydı Beşiktaş kazanır mıydı bu maçı? Bu sorunun cevabını vermek mümkün değil paralel evren sorusu ama 63'ten sonra Ürettiği pozisyonlara ve oyununa bakacak olursak Beşiktaş'ın daha gole yakın bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Antalya Spor açısından e, şimdi demin Tolga dedi ki Uğur Meleken'in az önce çizdiği programımızın editörü Tolga o orta saha tanımına Antalya Spor'un yeni transfer ettiği Fernando biraz uyuyor gibi düşünüyorum dedi. İyi Antalya Spor'un oyunu böyle deyim yerindeyse biraz şaşkın bir Beşiktaş karşısında Antalya'nın daha efektif olmasını bekler miydiniz? Ya da beklediniz mi maçı izlerken? Evet, sonuç aldılar aslında. Yani bir puan aldılar. Ama bazı yenildikleri maçlara daha ilerdi. Yani futbolda böyle bir şey yani. Bazı mağlup oldukları maçlarda ben Antalya Sporu daha çok beğenmiştim. Luis Adriano tabii. Ya, henüz hazır değil. Yani Şüphesiz. Henüz hazır değil. E önemli bir detay tabii. Ee, oyununuzu... Doğukan da çoğunlukla her zaman gördüğümüz çizgisinden biraz Doğukan uzaktı. mı? Şimdi... Üçlü oynadığında Antalya Spor, üçlü son muayeninde birçok maçta Nuri Şahin üçlü savunma kullandı. Üçlü son muayeninde Doğukan ve Gaça gerçi bu maçta oynamadı ama. Bu e, maçta mı? Bu. bu maçta Doğukanla Endao oynadı ama daha önce daha çok o pozisyonda Gaça'yı görüyorduk sağ açık pozisyonda. Gaça sonradan girdi oyuna. Evet bu maçta Doğukan ve Endao'yu izledik yeni transfer. Ama Endao yeni o yüzden Endao üzerinden cümleyi kurmak istemedim. Üçlü son oyundıklarında kanat bekleri kim oluyordu? İşte bir tarafta Bünyamin oluyordu bir tarafta Güray oluyordu. Onların önünde Doğukan ve Gaça oluyordu. Doğukan ve Gaça daha etkili oynuyordu. Dörtlü savunmaya döndüler. Beşiktaş karşısında. Daha fazla kendi aralarından topu kabul, oyunu kabul ettiler. Daha fazla savunma arkasına koşu. Bu mesela Doğuk Endao'yu kullanım açısından doğru olabilir. Koşucu, savunma arkasında koşucu oyuncu. Doğukan açısından değil bana sorarsan. Güray'la Bünyamin'in de etkinliğinin düştü. Sınırlandığını söylememiz lazım. Kesinlikle. Güray ile Bünyamin de ofansa daha etkili oynuyordu üçlü savunma oyuncularında. Doğukan'ın da etkinliği düştü. Çünkü Doğukan Endao gibi, Geri Rodriguez gibi, Onyekuru gibi değil. Bana tam böyle hizara durayım, stoperle böyle gözetleyeyim. Sen bana topa at o anda ben offside'de kalmadan savunma arkasında koşuyayım oyuncusu değil ki Doğukan. Doğukan pas rafine katılır. Doğukan alır verir. Doğukan orta sahanın üstü gibi içeri girer. Hücumun hem üretiminde hem bitirilmesi sana katkı yapar. O yüzden bence Doğukan biraz bu oyun formatında fonksiyonsuzlaştı. Böyle oynayacaksan Nuri Belki de Doğukan'la başlamalıydı. Endao tipinde gerçi kimle başlayabilirdi? Yani diğer seçeneği şey tabii. Gökdeniz'i orada koşturmak, kanatta kullanmak, koşturmak ya da Gaça'yı koşturmak. Doğukan tercih etti. Şimdi Uğur Bey maçla alakalı teknik olarak, taktik olarak, analiz olarak eğer bitirdiyseniz birkaç tane de pozisyon var. Maçtan e, dün akşamın tartışmalı pozisyonları, onların da üzerine Lütfen. durmak istiyoruz. Peki. O zaman 10. dakikaya gidelim. Sevgili Recep, pozisyon 6 numaralı pozisyon. 10. dakika. E, top hakeme çarpıyor ha, Antalya. Spor'un Antalyaspor'un atağında burada umut vadeden atak. Hakem oyunu durdurdu. Burada Antalyaspor'un da bir tepkisi oldu. Evet. Çok enteresan pozisyon gerçekten çok çok enteresan. Hani az görülür futbolda az görülür cinsten bir pozisyon. Abdülkadir Bitigen diyor ki top bana çarptı, ayağıma çarptı. Ayağıma çarptı için ben oyunu durdurdum. Offset gerekçesi de değil diyor. Fakat burada tekrar da gördüğümüz üzere Abdülkadir Bitigen çarptı diyorsa çarpmıştır. Ama yani o kadar hafif ki değil mi? Çarptığını sen görebiliyor musun hakeme? E, hafif dediğiniz gibi. Ben defalarca baktım. Yani çok zorlukla görebiliyorsun. Yani topun gidiş yönünü oyunun akışını değiştiren bir Temas değil değil mi? En azından burada en fikiriz. Hakeme çarptıysa dahi. Hakeme çarptığı için umut vadeden atak olmadı. Evet. Özetle böyle diyebiliriz değil evet. mi? Zaten pas iyiydi. Orada boşluğu buldular. Oyunu Başla. etkilemedi. Hakeme çarpması. Ben öyle özetlerim. Hakeme çarptığı için umut vadeden bir atak olmadı. Bak umut vadeden atak daha girmiyorum. bile Oraya gireceğim. Önce şunu söylüyorum. Hakeme topun temas oyunu etkiledi hiçbir şekilde? Etkilemedi. Top etkilemedi. atılmak istendiği yere gitti. Aynı takımda kaldı. Hızı doğru düzgün kesilmedi, oyun normal aktı gitti değil mi? Önce bunu cebe koyalım. Tamam. Şimdi kural ne diyor? Buyurun. Hakeme diyor, hakeme ya da bir maç görevlisine. Evet. Ama daha çok hakeme top temas ediyor. Temas edip oyun alanında kaldıktan sonra bir, topa sahip olan takım değişirse durdur oyunu. Tamam. Zaten bunu defalarca görüyoruz. Tamam. Tokap, hakeme çarpıyor. Topa sahip olan takım. A değişiyor. takımından B'ye geçiyor. Adam tamam. B'ye geçiyor, durduruyor. Bir bu. İki gol olursa. Her ne şekilde gol olursa durdur dur diyor. Yani hakemden gol olmasın. 86 80, /80 sezonu Türkiye'de yaşandı maalesef. Talihsiz bir hakem. Cezana içindeydi. Ee, Vahap Beyaz mıydı ya? Umarım çok özür dilerim değilse kendisinden. Ankara Gücü Beşiktaş maçı. Ankara Gücü Beşiktaş maçı. Gol oldu. Talihsiz. Şu anki kuralla hakeme çarp gol olursa her ne olursa olsun durdur dur diyor hakeme. İkincisi bu da cepte. Üçüncüsü takım umut vaaden bir ucun başlatırsa. Ama top hakeme çarpıp oyun alanında kaldıktan sonra umut va'den bir hücum başlatırsa. Bunu niye yazmış kural yazıcılar? Şimdi diyor ki ben bu burada top nerede? Şimdi Antalyaspor'da kimde? Ben Antalya Sporlu Fernando'yum. Tamam. Topa vurdum. Top hakeme çarptı. Oyun alanında kaldı. Ben tekrar topu aldım. Bu arada herkes dondu tamam mı? Oyun nakışı değişti, kimyası değişti ve Umut Va'den bir atak başlattım. Bunun için yazmış bunu kurala? Böyle bir durum için yazmışlar. Emre, yönetlerimiz Emre Karpol, Ahmet Akçay diye söyledi şimdi Ahmet Hakem. Akçay. Çok teşekkürler Emre. Teşekkür Harikası. Ederiz. Bunun için yazmış ya bunu kuralı. Bu durum için değil. Oyunun akışının kimyasının değişmesi lazım. Bak, ana fikir bu. Bu kuralı böyle yorumlamak, vurduğu mutvada atak diye yorumlamak kuralı anlamamak demektir. Bu kuralın öncelikle varoluş nedeni nedir? Bu kural FIFA kural kitabında niye yazılmıştır? bir adaletsizliğe sebep olmaması için kurallar bunun için konmuştur. Adaletsizliğe hangi durumlarda sebep olur diye kural yazıcılar listelemişler. 1- A takımdan B takımına geçerse. Adaletsizlik değil mi? Net. 2- gol olursa. Adaletsizlik değil mi? Net. 3- A takımından B takımına geçmese bile, A takımına kalsa bile, A takımında top oyunda kaldığında bir adaletsiz ese olması lazım. O da ne olur? Umut vaden bir atak başlatırsa, vurdu, mahkeme çarptı, önümde kaldı, bir anda herkes donduğu için hop aldım gittim. Umut vadeden bir hata dönüştü durdur diyor hakeme. A takımından B takımına geçmemesine rağmen. Bir adaletsizliğe sebep oldun. Umut vadeden atak başlattın. Yokken böyle bir şey. Ama burada var kardeşim var. Top gitmesi atılmak istenen yere gitti. Evet hakemle bir ilgisi yok. Zaten bu umut vadeden atak başlı başına. Hakeme çarpıp umut vadeden hata dönüşmedi. Sen bu umut vadeden atak diye durduruyorsan oyunu anlamamışsın. Kural kitabını anlamamışsın. Bu kuralın niye yazıldığını anlamamışsın. FIFA kural kitabı niye var anlamamışsın? Belki Hukuk niye var anlamamışsın? Sadece şöyle bir kesinlikle haklısınız. Belki sadece şöyle bir not düşülebilir. Sonrasında UEFA'nın hakemlere gönderdiği bir talimatta eğer hakeme değme varsa değme, temas, çarpmak değil yani temas, değme varsa ve bu umut vadeden atakla devam ediyorsa, dönüşüyorsa ee, risk almayın ve durdurun oyunu şeklinde bir talimat gitmiş. Hakemlere belki sebep budur diye düşünüyor insan. UEFA böyle bir talimat gönderdiyse eğer ben bu talimatı görmek istiyorum. E tabi. Birincisi yazılıdır herhalde bu değil mi? E, tahmin ediyorum öyle. Ben bu talimatı görmek istiyorum. Kelimelendirmesini görmek istiyorum çünkü nasıl kelimelendirmiş. Orada kelimelendirme her şeyi değiştirebilir. Doğru. Umut varlığına da dönüşmek başka bir şey umut var varsa başka bir şey yani. O yüzden o kelime muhakkak bu İngilizcedir bu talimat. Muhtemelen. O yüzden ben bu kelimelendirmeyi doğru görmek istiyorum. Ki kelime kelime göreyim ki doğru yorumlayayım. Peki. Eğer söylendiği gibi ise UEFA da yanlış yapmıştır. Onlar da anlamamış demektir kuralı. Bu kural kitabı niye yazılmış? Hukuk niye var? Onlar da anlamamış demektir. Ama ben önce o talimatı görmem lazım. Nasıl kelimelendirilmiş ona göre yorum yapabilirim. Elbette. Zaten söylediğiniz gibi net bir şekilde sizin Bileşenlerine ayırarak anlattığınız gibi net bir şekilde pozisyon izledik gördük ee, hakem oyunu durdurdu ancak zaten top atılmak istenen yere gidiyor yani hakemin ekstra bir katkısı olmadı o umut maddelerini atan gelişmesinde. bu. Bir defa hakeme deyince oyuna tesir etmesi lazım önce tamam. oyuna tesir etmeyen bir durumda zaten bu, bu maddelere bakmaya bile gerek yok bu maddeler oyuna hangi durumlarda tesir ederi anlatıyor. Oyuna tesir etmiyor burada. Oyuna tesir etmediği anda zaten benim bu maddelere bakmama gerek yok. Bir sonraki pozisyon. Lütfen. O zaman <laughs> 11 numaralı pozisyon yani dakika 35. Beşiktaş'ın penaltı beklediği e, pozisyon. Burada Güray'ın kafasına çarpıyor. İlk başta ben de seyrettiğimde net penaltı demiştim ama hakikaten galiba. E, Öyle mi? Kafaya mı çarpıyor? Kafasına çarpıyor. Kafasının arkasına çarpıyor. Açık olan eline değil. Bakın e, bir açı var orada net göreceksiniz. Burada ele bayağı çarpmış. ısrarla gösterdi zaten bir ensesine doğru evet. değil mi? Ama işte el o kadar açık ki gördünüz mü kafaya nasıl gördüm. sarsılıyor kafa? Gördüm Top kafaya çarpıyor. Kafasının burada... arkasına değil mi? Evet evet. Burada gördüm maç sırasında görememiştim. Bak burada net görünüyor. Evet burada bak. gördüm. Çünkü kafa bak hop sarsıldı gördünüz Aa, mü? Evet yüzde yüz. Kafaya evet, çarpıyor. Çarpmış. İlk başta ben de açık ele geldi zannettim. Aa dedim yüzde yüz ben altı. Ben de Ama öyle Ama sonradan bu açıyı görünce diyorsunuz ki he, öyle mi? Var da buradan bu pozisyondan zaten kararı varmış ele çarpmadığı konusunda. Kafa nasıl titriyor bak darbe tamam. anında. Dolayısıyla Tebrikler. temiz bir evet, şey bu. Bu analiz doğru olmuş o zaman. Müdahale. Çünkü maç sırasında ben de analiz edemedim. Maç sırasında bana da penaltı gibi gelmişti. İlk başta gördüğünüz zaman net dedim o el bu kadar açık ya. Evet evet. O dedim çarptı ama Üst sonra bu açı kola çarptı sandım. Değil görünce... Mi? Pazı bölgesine çarptı sandın değil mi sandın? Ben de öyle sandım. Bu açıyı görünce evet. e, netleşti. Ama bir sonraki pozisyon Beşiktaş'ın e, ikinci yarıda da yine bir penaltı beklediği bir e, pozisyon vardı. Evet dakika 83 yani 25 numaralı pozisyon. Burada maalesef kaçtı penaltı. Güven yani Güray. Burada görünüyor bak. Pardon Gökdeniz'miş. Gökdeniz. Güven Gökdeniz. Biraz daha gelelim başa. Bu açı çünkü en net gösteren açı bu bence. Bakalım. Kol açık. Gelsin, 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 gelsin. Vurdu, hop. Ya bu da enteresan pozisyon. Şimdi burada top evet kola temas ediyor ama diğer soruları sormamız lazım burada. Elle oynama olup da karar vermek için. Nedir burada soracağımız sorular? Bir, top mu ele gidiyor, el mi topa gidiyor? Öncelikle top ele gidiyor. Orada bir sorun yok. Peki. İkinci soru oyuncunun karar verebilecek kadar zamanı mesafesi var mı? Yok. Yani kararla yapılmış bir hareket tamam. değil. Tamam. Topun geldiğini de görmüyor. Görmüyor. Üçüncü soru zaten en kritik soru kol doğal konumda mı? Oyuncunun doğal hareketinin bir parçası mı kolun oraya açılması? Üçüncü ve kritik soru bu. Bu açıdan baktığınızda deminki açıya biraz başa saralım lütfen. Oyuncu da sıçrıyor, sırtı dönük. Yani sağ kolu kapalı mesela vurma anında. Gelelim biraz Bakalım. daha. başa. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bakın buradan bakınca sanki doğal değilmiş gibi geliyor bana. Bakalım. Büyümüş yani burada gördünüz mü? Demek istediğim şey o. Kol bu yukarı kalkıyor sol kol, sonra inerken top geliyor. Bu açıdan görünce ben bana büyümüş Şimdi gibi geliyor. Şimdi o zaman şöyle. Yani... Ee, fikrimi beyan edeyim ama yani siyah-beyaz pozisyon değil önce. Bir gri bir pozisyon. Şöyle fikrimi beyan edeyim. Eğer hakem verseydi Ama Abdür bu öyle bir pozisyon ki kale arkasından çok zor dizide. değil mi? Gördünüz yani. Çok kale zor. arkası kameradan görüyorsunuz. Hakemin burada görmesi sanırım mümkün değil. Hadi diyelim ki bir mucize yarattı. Gördü. <laughs> Peki. Mesela şey gördü. Ee, bu, bu bu hafta ilk kez süperlik maça çıkan Kadir soy ismini unuttum çok özür dilerim. Kadir Hoca kendisi görerek verdi penaltıları. Bazen oluyor işte. Doğru. Bu pozisyonu Hakem Abdülkadir Bitirgen görüp verseydi var bozmazdı. Penaltı atılırdı. Hakem görmüş öyle yorumlamış derdi. Kol doğal konumda değil diye yorumlamış derdi. Ama Hakem vermedi. Video Hakem de Özgür Yankaya. Özgür Yankaya da burada net ve bariz bir kanıt bulamamış. Özgür Yankaya da hak veriyorum. Enteresan değil mi? Çünkü Hakem kural kitabına göre hareket ediyor. Video bir diyalog, hakem var protokolüne göre. diyalog olmuş mudur? Olmuştur, incelemiştir video hakem burada. Evet. Net ve bariz diye düşünmemiştir. Özgür Yankı'yı da anlıyorum. Ama Çünkü gerçekten gri poz. Hakemin görmüş olması çok düşük bir ihtimal diye düşünüyorum. Hocam, Gör, bir, yani gördüm dememiştir diye tahmin ediyorum. Bu sezon VAR protokolünde değişikliğe gitmeyi düşünüyorlar. Büyük bir ihtimalle değiştirecekler. VAR protokolündeki şu clear and obvious, net ve bariz üç kelimeyi çıkarmayı düşünüyorlarmış. Bence işler biraz orada rahatlayacak onu çıkardıkları zaman. Yani video hakeme diyor ki artık sen diyor pozisyonun mesela bu pozisyon diyelim ki penaltı olduğunu düşünüyorsan çağır diyor hakem. Ardı net ve bariz yani yüzde yüz olmak zorunda değil diyecek yeni sezonla beraber. Bayağı radikal bir değişiklik. Doğru. Ama David Ellery çevresine böyle bir değişik yapmayı düşündüklerini ifade etmiş. Ee, var protokolle böyle bir değişik bekliyorlarmış. Var protokolle o değişik olursa bunu çağırır Özgür Yankaya. Hocam gel bir izle der. Abdülkadir Bitigen. Abdülkadir Bitigen izledikten sonra kararını verir. Ama bugünkü protokol, bugün kelimelendirme çerçevesinde Özgür Yankaya'nın burada çağırmamasını anlıyorum. Net ve bariz olarak değerlendirmemiş. Bu gri pozisyon dediniz zaten. Son tahlilde hani ben eğer penaltı vereseydi daha doğru olurdu Hakem verirse saygı duyardım. Peki. Abdülkadir Bitigen verirse. Ama varın çağırmaması da doğru. Peki. Ee, bir pozisyonumuz daha var. Daha doğrusu iki pozisyon ama hani bitişik, birleşik. Ee, Piyaniç kırmızı kartla, iki, iki sarı karttan kırmızı kartla e, oyun dışında kaldı. Dakika 90 artı 6 ve 90 artı 7. Burada e, Beşiktaş itiraz ediyor top bizde diye. Yani Bünyamin'den çıktı, şey Antalya'dan çıktı. Antalya Spor'a, Fraport'a Antalya Spor'a çıktı. Burada PNH isyan ediyor ve hakeme teması ben bunu göremedim. Bir daha başa alabilir miyim? Kolu ben? açık ya hakemin. Oraya açık. mı kolu, Havadaki koluna vurdu. Bayağı bariz bir şekilde temas etti. Ben de nasıl kaçırdıysam özür diliyorum. Hakemin açık e, sol koluna. Şimdi burada görünüyor galiba. Bak. Ha, bak şun tamam şimdi oldu. Sahiliyle vurdu. Tamam şimdi oldu. Ve bu doğal olarak Sarı kartla cezalandırılıyor mu temas doğal. doğal devam edelim devam edelim bir dakika diyor atma sarı kısa bir, kart bir süre sonra dönüyor. çok kısa bir süre sonra bir dakika evet Beşiktaş bir serbest satış kazanıyor orada topun yerini ayarlamak için burası mı diye soruyor Piyaniç benim görebildiğim kadarıyla yani biraz şey kaybetti kontrol kontrolünü kaybetti, kaybetti. Evet. bak burası tamam mı diyor. Orada bir alkış yapınca da ikinci sarı kartı görüyor. Şimdi bu dakika itibariyle Beşiktaş kaç değişik yapmıştı? 5. 5 değişikliği Hepsini bitirmiş, yapmıştı, evet. yapmış. Evet. Çünkü Pjanic ilk sarıyı görünce hissettim ben. Kontrolü kaybetti. Hani bir değişik hakkı olsa belki orada alelacele. Burada bak çok zorladı. Evet. Şimdi bunu belki spor severler şöyle yorumlayabilir. Ya hakem doğru yere koydu diye protesto amaçlı değil de başka türlü bir motivasyonla o alkışı yaptı diye değerlendirilebilir mi? Değerlendirilemez. Değerlendirilemez. Çünkü tribünler dolu ve burada hakem için asıl olan şey oyuncunun kendisini spor severleri tribünlere karşı zor duruma düşürüp düşürmediği o sevimiyle. Ve düşürüyorsun. Hakeme bunu yaparak hakemi zor duruma düşürüyorsun. Kamuoyu spor sever ve tribünler nezdinde. O yüzden burada zaten Piyaniç geri bile dönmüyor. Yürüyor gidiyor. Çok çok e, piyan için seviyesine, büyüklüğüne yakışmayacak kadar basit. Beşiktaş bir bastırıyor, sara. üst üste pozisyonlar buluyor. Ne gerek? Önemli oyuncusun, e, lazımsın. Gerçi artık hani maçın sonu gelmiş. İsteklisin, ama. oynuyorsun. E, aynen öyle. E, topu taşıyorsunuz, üst üste pozisyonlar buluyorsunuz. Keşke o kadar e, İyi e, maç oynadı. Sinirlenmeseydi. Bir sürü yerde ha, hale konusunda, hale yaptı. Yani filmin orada Piyaniste filmin koptuğu yer. Belki birçok şey üst üste gelmiştir ayrı konu onu bilemem elbette oyuncu bazında ama taç konusunda hani Beşiktaşlar orada Oğuzhan da dahil olmak üzere hani bizde top bizim kullanmamız lazım ona bir şey getirebildiniz mi? Oğuzhan'dan değil miydi? Ee, orada anlayamadım ben de. ya bir Bak taç burada kafayı yani. vurdu Oğuzhan burada dokunuyor mu? Dokunmuyor mu? Yani savunma kafayla uzaklaştırıyor ondan sonra bir daha Oğuzhan dokunmadım dokunmadığını diyor şimdi bir daha göreceğiz. Görelim. başını göremedik gerçi de. Burada Beşiktaş çok itiraz etti. Yani bak 3 tane 4 tane oyuncu topun Beşiktaş'ta olması gerektiğini söylüyor. Ya her neyse yani bir tane taç tabii ki e, siz söyleyin. Sebep olmamalı. Olmamalı. Böyle şeyleri ama Trabzon başında bir taç nelere sebep oldu? Evet. Ee, onu da birazdan konuşacağız. Oluyor yani. Olabiliyor. Sadece Peniş gibi tecrübeli ve üst düzey futbolu çok iyi bilen. Yani topun gidiş yönüne bakarken bakarsan Oğuzhan muhakkak temas etmişti. Acaba Oğuzhan'dan sonra Bünyamin. Bünyamin mi temas ediyor? Onu mu o yüzden mi itiraz ediyor? Belki. Oğuzhan temas etmez, o da oraya gitmez. Ama sonrasında Bünyamin'e değdiyse tabii orayı bu açıdan tam çözerim. Evet. Maçtan pozisyonlarımız, e, gündemde kalan tartışmalı pozisyonlarımız bu şekildeydi. beşiktaş Antalyaspor Spor Karşılaşması 0-0 tamamlandı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu karşılaşmayla Yok, alakalı olarak? O zaman e, sevgili dirici bir ara mı yoksa devam ediyor muyuz? Peki bir araya gidelim ardından da değerli izleyenler yani ardından da neyle devam edeceğiz biliyor musunuz? Ardından da Alanya Spor, Aytemiz Alanya spor Galatasaray Karşılaşması ile devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız yerinde sayıyor. Galatasaray yine 3 puan göremedi. Küme düşme hattından uzaklaşamadı. Lige verilen ara ve transferler işe yaramadı. Alanya Eduardo ile öne geçti. Kerem ile beraberliği buldu Galatasaray. 72'de Juan Fran kızarırken Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında da varlık gösteremedi. Ama 43 gün sonra ligde 1 puan alabildi. Aslan son 13 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Galatasaray'a bir puanı getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu takımın iyi hazırlandığını ancak sahaya bunu yansıtamadıklarını söyledi. Puan ve moral bakımından çok kötü durumda olduklarını da vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu. Herkeste özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ifadelerini kullandı. Acaba e, bu sözlere biraz daha mı mana ve de anlam vermek lazım Kerem'in? Ee, yoksa bir futbolcunun gözünden olanlar diye mi e, değerlendirmek lazım bilmiyorum Çünkü şu anlamda acaba takım umut ışığı görmüyor bunun net bir ifadesi mi diye de bir düşünmek gerekiyor Bence bu Kerem'in kendisindeki özgüven eksikliğinin tezahürü Ben Kerem'de net bir özgüven eksikliği düşüşü görüyorum Dün 51 ve 52'de ben o pozisyonları istemedim şimdi özür dilerim ama 51 ve 52'de peş şey iki tane stop edemediği top var Normalde, hava, normalde etmesi lazım. Top havadan tabii. gelirken normalde doğru pozisyon alması lazım. İki tane yakalayamadığı top var. Evlere şenlik. Önce kendisinde bir özgüven eksikliği var. Herhalde onu takım üzerinden, psikolojide buna yansıtma diyoruz. Takım üzerinden yansıtmış. İfade etmiş. Bu açıdan bakmak daha doğru olacak. Peki, e, Gomes ve Pulgar sistemi oturtacak Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Toren iyiye gidiyoruz. Pulgar'a güveniyorum. Orta sahadaki sorunu çözecek. Pulgar ve Gomis'in katılımıyla sistemi oturtacağım. Sözleri e, okuyucuya aktarılmış. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden. Toren'in ilk puanı. Domenek Toren Antalya e, özür dilerim Alanya'ya da mağlup olsaydı ligde Galatasaray başında ilk dört maçını kaybeden ilk hoca olarak tarihe geçecekti. Akdeniz'den bir puanla ayrılan Galatasaray'ın hocası bizim için beraberlik yeterli değil dedi. Buffett'in bir gomisin henüz hazır olmaması, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi sebebiyle Domenek Toren Alanya Spor karşısında forvetteki tercihini Ryan Babel'den yana kullandı. Halil Dervişoğlu'nu yedek soyunduran Domenek Toren'in 87 dakika sahada tuttuğu Babel oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi. 43 kez topla buluşan Hollandalı futbolcunun rakip kaleye çektiği tek şut da kaleyi bulmadı. Babel 87'de yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı ama genç oyuncu da galibiyeti getirecek performansı gösteremedi. İkinci yarıdaki ilk şut 90 geldi demiş gazete ki zaten hani e, oyunu anlatan en kısa cümle bu olsa gerek. Galatasaray Mart 2019 Bursa Spor ve Eylül 2014'teki Eskişehir Spor maçlarının ardından ilk kez bir lig maçının ilk devresinde en az foul bir tane yaptığı karşılaşmayı oynadı. Sarı Kırmızılılar ayrıca maçın ikinci yarısındaki ilk şutunu da 90 artı 5'te Feguli'nin vuruşuyla buldu. Son olarak Foto Maç gazetesi. Bir puan Penya'dan. İnyaki Penya. Kaleciye vurgu yapıyor. Onun kurtarışlarına vurgu yapıyor. İlk yarıda Eduardo'nun golüyle geriye düşen Aslan Kerem'le eşitliği sağladı. Galatasaray'ın sıkıştığı anlarda Penya sahneye çıktı. Kaleye gelen 5 topun 4'ünü çıkardı. Demiş gazetesi hakikaten İnyaki Penya. Maçın geneline baktığınız zaman evet, iyi kesinlikle. bir performans iyi sergilediğini, puanı kurtaran bir performans sergilediğini söylememiz lazım. Diğer taraftan Galatasaray'ın oyununu yine genel olarak değerlendirecek olursak Dominic Torre'nin ilk geldiği zaman ile dün Alanya Spor karşısında, Aytemiz Alanya Spor karşısında oynayan Galatasaray'ın daha organize olduğunu söyleyebiliriz ancak üretim konusunda yani oraya Buffet'in bir gomizi koysaydınız belki farklı olurdu. Neden? Çünkü Buffet'in bir çok net hatırlıyorum orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar götürüp arkadaşlarının gelmesini bekleyip pası verip ondan sonra dönüp gol attığım maç. Şimdi hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama 2-3 tane maç rahat böyle var. Orta sahada topu aldı. Ryan Babel'e veriyor kendisi koşuyor. Babel bir tane uzun top attı hatırlayın. E, ceza sahasına ceza sahasına vurdu gol. Yani belki e, puanı kurtarabilirdi Buffet'in bir gomiz. Ama onun dışında topu 3. bölgede getiremiyorsun. 3. bölgeyi orada efektif kullanamıyorsun. Dolayısıyla kimin ileride olduğu başka bir konu, takımın oyunu başka bir konu. Yani Galatasaray'ın birinci, ikinci bölge geçişinde bir eksiklik var ama bu enteresan bir şekilde Santrafor'la da ilgili. Çünkü Gomis'i sadece bitirici olarak değil, aynı zamanda oyun kurucu sıfatıyla da anımsamak lazım. Dört yıl önce Gomis'i dikkatli izleyenler anımsayacaklar. Galatasaray'ın birinci, ikinci bölge geçişine kadar gelip pas trafiğine de katılan bir Santrfordu. O anlamda Gomis'in Galatasaray oyunda sadece o özgüveni, son vuruşlardaki becerisi, liderliği değil. Pas katılan orta saha Gomis. Sadece santrfor Gomis değil, orta saha Gomis katkısı da olabilir o anlamda, değil mi? Do Aynen Bunu öyle. Cebe koyalım. Aynen öyle. Maça bağlayalım buradan. İki takımın da benzer bir stratejisi var. Guardiola sever iki hoca. Çok özür dilerim. Arkadaşlarının ya da diğer orta saha oyuncularının yapmadığı işi yapıyordu Gomis demeye evet. çalıştığım oydu yani. Sadece bir forvet değil aynı zamanda bir orta sahnesi gibi. Yani diğerleri bakarken bunu akıl edip yapıyordu. Hayata geçirebiliyordu bazı 4, maçlarda. 4-5-1 değil. O anlamda Gomez olsaydı belki değiştirirdi dedim. 4-6-1 oynatıyor adeta aynı takımı. Hem orta saha hem santrfor gibi diyebiliriz Gomis için. Guardiola sever iki hocanın maçıydı. Farioli ve Torrent benzer hayaller kuruyorlar. Nedir kurdukları hayaller? Birinci bölgenin ikinci bölgeye pasla geçmek istiyorlar. Orada Alanya... dahil. İster set hücumu, ister hızlı hücum, ister uzun top, ister pa, Her şeyi yapıyorlar. Tebrik birinci etmek hayalleri şey. geriden pasla çıkmak. kalecileri dahil. E Raper örerek ilerlemek. Geçmiş. Birinci, ikinci, ikinci, üçüncü bölge geçişini pasla yapmak. İkinci hayalleri özellikle birinci, ikinci bölge geçişinde topu oyalıyor gibi gözüküyorlar aslında. Boşalıyor. Orada hata yapacak gibi gözüküyor ama aslında maksat orada. Rakibe bu hissi vermek, rakibi üzerine çekmek, rakibi üzerine çektikten sonra ikinci, üçüncü bölgeye daha hızlı gitmek. Aslında maksat o, ikinci hayal. Üçüncü hayal de önde baskı. Yani rakibin oyun kurarken onları hataya zorlamak. Şimdi oyun kurulumu konusunda Farioli'nin yaptıklarını isteyeceğim önce mümkünse. 21 ve 26'da iki tane Farioli, Alanya oyun kurarken nasıl çıktı? 21, 21 ve, ve 26, 26 mı? 11 ve 26 mı? 21 ve 26. Tamam 21 ve 26. dakikalar. Farioli'nin yani oyun sistemi üzerine diye başladınız. Bak burada Alanya geride pas yapıyor. Kalecisine kadar dönüyor. Aslında böyle hani hata yapacak bir hissi veriyorlar değil mi burada? Sanki böyle ne yapacaklarını ya, bilmedikmiş gibi. ne yapacağını Daha bilmemiş sayılar gibi. kalabalık geliyor. Yine kaleciye dönüyor. Şimdi Serra. Bak gördün mü? Dar alanda sıkıştırıyorlar topu. Bak. Bilinçli olarak topu alan yaratıyor öbür tarafta. Evet. Bilinçli olarak topu solda saklayıp sağda saklayıp özür dilerim soldaki oyuncunun boş kalmasını beklediler. Guardiola. Evet. Oradaki sanki şaşkınlık hali şaşkınlık değildi. Beklediler aynen dediğiniz. Şaşkınmış gibi. Şaşkınmış gibi yaptılar. Fake yaptılar. Bak burada fake yaparak topu biraz orada dolaştırdılar. Çıktı. Ve çıktı. Ve buradan sonrası pozisyon. Şimdi diğerine bakalım. Ne kadar boşalı. Değil mi? Buradan sonra zaten pozisyon oldu. Diğerine bakalım. Dakika 26. Bir avut kullanıyorlar. Yine topu 6 pas içine kalecilerine kadar oynuyorlar. 4 tane Galatasaraylı bomboş abonelerine kaldı orada. Gördün mü? Kanat üzerinden. Defalarca muhtemelen çalıştılar. Soldan İki pasla sağdan denedikleri 2 pasla geldiler. 3. bölgeye geldiler. Şimdi Galatasaray'da benzer işler yapmaya çalışıyor aslında. Galatasaray'da bu şekilde çıkmak. Mesela Kerem o şeyde söylüyor. Biz bunları çalışmıştık diyor. Evet. Nasıl çıkacağımızı, baskıyı nasıl kıracağımızı. Setler çalışmıştık diyor Kerem. Ama Maçtan, ama ne yaptılar? 10. dakikaya bakalım. Performanslar galiba evet, biraz. Tabi. Tabii. 10. dakikaya Buyurunuz. bakalım. Yine benzer bir şey. Bak bu kez Galatasaray yapmaya çalışıyor. Nelson. Top kaybı. Berkan'dan. Nasıl bir pasta gördün mü? Pas. Yani kafası yerde. Bak. En önemli problem ne burada biliyor musun? Bir kez daha görelim. Berkan'ın kafası Geldi. nerede? Berkan'ın kafasına bak. Yerde. Hocam Berkan'ın kafası yerde orta sahnesinin bir defa kafası havada olur. Ve top gelmeden nereye atacağı ile ilgili opsiyonlarını belirlemiş olur. Bak Berkan iki büktüm topu alırken. Zaten buradan sağlık top çıkarma şansı yok. Devam edelim. Bir de 37'ye yedi. bakalım. Dakika 37. Benzer Buyur. bir şey aslında. Bak Alanya'nın yapmaya çalıştığını Galatasaray yapmaya çalışıyor. İnyaki pen ya da ayağı çok iyi. Bak boştaki Berkan'ı gördü. Berkan yine panik. Yine kafa yerde. Yine korkunç bir pas. Arkadaşını da zorda bıraktı. Bak kızacak burada Markao. Nelson da bir hareket yaptı. Bak bu Berkan burada boşluğa hareketlendiğinde opsiyonları bak, da değer... bak falan ol buradaki opsiyon doğru opsiyon. Ama stoperine geri oynuyor. Baskı bu korner gole dönüştü. sen yediği gol öncesi bu. Efkan da orada hata yapacağını hissetti farkındaysa. Hocam Efkan'la Novais, Berkan'la Taylan'ın muadilleri Daha karşı. Daha oynamadan önce evet. gördün mü? 11 numaralı Efkan'la Novais, Berkan'la Taylan'ın karşısında oynayan ikili. Müthiş bir maç oynadılar. Beceri Müthiş. olarak evet. Müthiş. Organizasyon zaten farkı gelikteni. onlar yarattı. Evet. Şimdi Alanya'nın stoperinde Milinovic opsiyonu var. Mevliya opsiyonu var. Avaziyam opsiyonu var. var. Hepsi şey deneyimli ve denenmiş, başar başarmış stoperler. Kimi oynattı? Üçü de kulübe de otururken kimi oynattı Farioli? 2000 doğumlu, 2001, 2001 doğumlu Fur, ne? Furkan oynattı. Furkanı Niye? Bir sebebi var işte kardeşim. Bir sebebi var. Avazia Milinovic Mevliya varken Furkan'ı oynatıyor. Çünkü ayağı iyi olan pasta çıkabilecek oyuncu tercih ediyor. Merkezde sezon başından bir Umut Gümeş oynuyordu. Geçen sezon orada Berkan oynuyordu. Farioli kimi oynatıyor? Efkan'la Nova işi oynatıyor. Bunlar 10 evet. numara oynayabilecek yetenekli oyuncular. Merkezde oynatıyor ikili olarak. Niye bunları oynatıyor? Bir sebebi var. Çünkü vizörleri geniş. Çünkü sağa sola top alma önce bakıyorlar. Çünkü az önce gösterdiğimiz örneklerdeki gibi çıkıyorlar. Ama Galatasaray çıkamıyor. Torrent muhtemelen farkındadır ama farkında olmak yetmez. Berkan Taylan'la bu oyun oynanamaz. En azından birini oynatmalısın, ikisini oynatmamalısın. Minimize etmelisin. Maç sonu istatistiği de burada çok çarpıcı rakamlar var. Ya topla oynamaya geçtim. Alanyaspor zaten e, topla oynamayı e, seven bir ekip. Ancak Galatasaray top rakibinde Avrupa macerasında olduğu gibi. Top rakibindeyken geçiş oyununu çok daha iyi oynayıp sonuca gidebilen bir takımken maalesef bu maçta onu da göremedik. E, şutlar 14'e 5, 7'ye 4 birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gol beklentisine bakın 1.37 Aytemiz Alanya Spor 0.45 Galatasaray. Rakip cezası aslında bence en daha da çarpıcı olanı bu. Rakip cezası aslında topla buluşma Aytemiz Alanya Spor 22 ile tamamlamışken Galatasaray sadece 8'de kaldı. Yani topu oraya taşımakta. Ve orada kalmakta Galatasaray sıkıntılar yaşıyor. Bir çarpıcı ben... ses daha söyleyeyim mi? Buyurun. Ya. İkinci yarının 25 dakikasına alan ya 10 kişi oynadı malum. Doğru. Galatasaray 11 72 kişi oynadı. Itibaren. 25 dakikasını 11-10 oyna oynayan Galatasaray. ikinci yarı rakip ceza sahası topla buluşma kaç? İkinci yarıda soruyorum. İkinci 45'te Galatasaray rakip cezası da kaç kere topla buluştu? 1. İnanılmaz. Tabii ilk yarı doğru. İnanılmaz değil mi? İlk yarı 7, ikinci yarı 1. E, aynen öyle. 11 iken e 7 kere rakip cezası topladı. E, 90 artı 5'te buldu diye gazeteden evet. okuduk ya. Ilk Zaten isten... bir şutu var. Hayır bir şut neyse doğru, olur. doğru, olur. Hakkısınız. Futbol hakkısınız. öyle gelişir. Şut hissesine yansımayabilir. İkinci yarıda koca ikinci yarıda 25 dakikası da 11'e 10 oynanan ikinci yarıda Galatasaray'ın rakip cezası topla buluşması 1. Taylan Berkan'la bu oyun oynanamaz. Oynanamaz. Bence Pulgar zaten geliyor. Pulgar'ın partner olarak da Çigal Dağı'yı kullanabilir. Yani Taylan Berkan ikisini birden feragah edebilir. Torrent ön tarafa artık Feguli mi olur kim olur? Ön tarafa başka opsiyon Yaratıcı bulmama. oyuncu olarak belki Feguli evet. en e, makul öneri olacak. O bölge Bence için. De. Bu oyun Taylan Berkan'la oynanamaz. Olmuyor zaten. Berkan'la alakalı Bak, başka Efkan şeyimiz oluyor. var mı? Pozisyonu ya mu? Daha önceki maçlarını istemiştim verelim mi bilmiyorum. Çocuğu da üzmek istemiyorum. Anlattı zaten söylemek istediğinizi iki tane pozisyonla net bir şekilde. Tamam. Gösterdik İnyaki Penya'nın ayağı düzgün dediniz ya. Görelim. Galatasaray çıkamayınca, pas trafiğiyle çıkamayınca. 10, 11, 13 ve 17. Galatasaray'ın tane... gerideki ayağı en iyi oyuncusu İnyaki Penya. Müthiş toplar attı. Babel'i de herhalde o yüzden kullandı. Halil değil Babel o yüzden kullan. Bu topları indirebilir diye. Devam edelim. Bu başka değil mi? Devam ediyoruz. Bu tabii. Bu kaçıncı Başkan. dakika? 11. dakika. Yine oynuyor Babel'e. Yine aldı Babel. Ama sırtında ya Furkan var Babel'in dikkat edersen. Onu da çalışmışlar. Devam. Yine opsiyon bulamıyor. Yine çok iyi bir top atıyor. 13. dakika ama yine dediğiniz Furkan gibi yine. Yine Furkan var sırtında. Ve son olarak ya 17. Gelin diyor arkadaşına. Yine gelen yok. Sanki aynı pozisyon gibi geliyor insana değil mi? Ama aynı pozisyon değil. E 4 tane neredeyse aynı pozisyon olmuş. Evet. Ve her seferinde Alanya savunması. Buna mecbur şekilde... bıraktı. Alanya çünkü kalabalık ve doğru baskıyla Galatasaraylı e, orta sancının pas opsiyonu olamamasıyla İnya Kipenya buna mecbur kaldı ama çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanıyor. Galatasaray için çok büyük kazanç. Ayağı çok iyi Penya. Dün akşamın herhalde Galatasaray adına dün, dünün akşamın değil dünün. Galatasaray adına en iyi oyuncusuydu desek haksızlık etmiş Doğru, oluruz. Kimse. Hem kurtarışlarıyla hem de oyun kurma girişimleriyle diyelim. Şimdi bu maçtan Uğur Bey teknik taktik olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu maçtan da iki tane pozisyon aldık. Ee, Bakalım. Şey açısından tartışmada olan pozisyon açısından bir dakika şuradan bulayım. Buldum. Geçiyorum. Lütfen. Dört numaralı pozisyon sevgili reji. Yani dakika 23 Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon. Burada Emre ile Emrak Baba ile bir top mücadelesi içerisinde. Şimdi bakın, vurmadan önce hemen yani vurmak üzere ayağını savuruyor Kerem. O topa dokunamadan Emre araya girip topu alıyor ve Kerem'in ayağı Emre'nin topuğuna, bileğine geliyor ya buradan. İlk ilk olarak topa müdahale ediyor değil mi Emre? Emre şöyle analiz edeceğiz galiba. Cümleyi şöyle kurmamız gerekiyor. Bak tam burada duralım lütfen. Biraz başa, biraz başa. Ayağa savurduktan sonra Kerem ayağa savurduktan sonra başka bir oyuncu araya geliyor ancak Kerem'in ayağı Emre gelmeden önce Emre topa dokunduğu için Burada bir topa dokunuyor değil mi? Evet. Dokunuyor. Emre Böylece engelleme bana, olmuyor. Topa Engelleme için. olmuyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu penaltı olarak değerlendirilmedi. Tamam. Bu pozisyon. Burada iki parantez açalım. Buyurun. Bir Galatasaray Torrent'le 4-2-3-1 oynuyor. Sadece ilk maçta farklı oynamıştı. Sonra zaten kendi ağzıyla bundan sonra 4-2-3-1 oynayacağız. Hatay maçında yaptığımız hataları yapmayacağız dedi. 4-2-3-1 olarak devam ettiler. 4-2-3-1'de de bir 10 numara ihtiyaç var malum santifu arkası. Çikaldao oynuyor şu anda o rolü. Çikaldao belki de kariyerin en kötü maçını oynadı. Yani Çikaldao'yu oyunda görmedik. Topla buluşamıyor. Çikaldao sırtı dönük. Stoperler arkasında top alamıyor. Bir defa Çikaldao'yu ben Çikaldağ kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Ama Çikaldağ'ın yeri o değil. Çikaldağ'ın yeri 10 numara değil. Çikaldağ'ın yeri 6-8. Çikaldağ'ı bundan sonra bence 10 da kullanmamalı. Berkan Taylan'ı kullandığı yerde. Onlardan birinden feragat kullanmalı. Çikaldağ'ı bir. Emrah Akbaba o rolün oyuncusu. Galatasaray kiralamasaydı Emrah Akbaba acaba bugün Torrent'in elinde Emre olsaydı kullanır mıydı diye düşündüm. Bence net kullanırdı. Galatasaray'ın çünkü o pozisyonda yok yani. O zaman kontra soru soruyorum konuyla alakalı. Eğer Emrak Baba Alanya'ya gitmeseydi Alanya'da oynayan Emrak Baba Galatasaray'da olur muydu? İşte olmayabilirdi o da doğru. Sanıyorum. O da doğru. O, sanıyorum. Ama o biraz tek direktörle ilgili. Olmaz. E öyle yüzde yüz öyle. Emre kendi kötü hissetti de gitti. Tarafta protestosundan rahatsız oldu filan. Yani tarafta protestosundan doğru. rahatsız olabilir bir oyuncu ama özgüven yüklersin. Şimdi Abdülkadir Ömür ağlayarak terk doğru, etti sahi. Travmatik bir andı. Travmatik bir an. Ağlayarak terk etti. Trabzon kariyeri bitti mi acaba falan diye yerel de yazıldı. Abdullah Avcı onu bir sonraki maçta ilk 11'e koydu. Kasımpaşa maçına ve kazandı. Tartışmalar da bitti. Abdülkadir bir de Emre'den genç yani. Genç bir oyuncu kazandı. Emre daha deneyimli. Ama Emre'yi Galatasaray kazanamadı. Üçüncü pencere. iki demiştim ama üç ve son pencere. Özür Vurun. dilerim. Koşu mesafelerinde de Galatasaray çok geride kaldı. İnanılmaz ya. E şimdi o faullerle alakalı mı acaba diye düşündüm. Hem faul sayısı hem de sadece bir tane sarı kart oldu değil mi karşılaşmada? Yani Juanfran'ın kırmızı kartı ona da bakacağız şimdi Juanfran'ın kırmızı kart. Eee Melipol Başakşehir'de Miguel Vieira'nın Vieira'nın sözleşmesi fes edildi. Zaten kullanmıyorlardı. Evet. E, bir tane sarı kart gördü Galatasaray o da Pulgar. Kaçta? 84'te gördü değil mi? 84. dakikada. Acaba onunla mı alakalı? Yani daha çok koşmaktan ya da mücadeleden ziyade topu koşturmak. Sistem oyun anlayışı. Ama topa daha çok sahip olan ya. %58, acaba? %58, %58 Alanya sahip oluyorsa Galatasaray koşturmuş. Ama koşu mesafelerine ilk 6 oyuncunun 5'i Alanyalıydı. Baktım birinci Emrah Emre Akbaba'ydı. İlk 6'ya sadece bir Galatasaray'la girebilmişti. Ona da anlam veremedim. Ya 25 dakika eksik kardeşim bu takım. 25 dakika eksik. 72'de. %58 topa sahip oluyor. İkinci yarıda senin rakip cezası topla buluşman bir... Koşu mesafelerinde de ilk altının beşi Alanyalı yani her departmanda Alanyalılar üstün. Galatasaray ilk değişikliğini 80, daha doğrusu 3 değişiklik yaptı. 82. dakikada Erik Pulgar girdi, Taylan çıktı, Feguli girdi, Çıkaldao çıktı, Borussan girdi, Emre Kılınç çıktı. Geç kaldı Torrent. 72'de de kırmızı kart olduğu anda değiştireceksin. 72'de kırmızı kart olduğu anda niye değiştireceksin biliyor musun? Sadece oyun değişeceği için değil, sahaya bir elektroşok etkisi yapmak için. Kuşacaksın kenara. Animatik olacaksın. Gelin diyeceksin oyunculara. Ya kırmızı kart oldu arkadaş. Bundan hiç, sonra değiştiriyoruz oyunu. Hiç sarsamada al, e, Alanya'yı hatta Alanya bir kişi eksik oynadı, takdirde. David Davidson'un şutu var. Tabii. E, penye çıkar. Ha bu işte bu. Tabii Şimdi de. konuşurken. Alanya'nın daha çok pozisyonu vardı. Kırmızı kart oldu anlamadık ya. Sahada bir kırmızı kart efekti olmadı. Doğru. Antrenör bir defa orada kenarda koşacak. Gelin diyecek oyunculara. Kenara dizecek değil mi? Bir hareketlik yaratacak. Bir oyuncu, enerji yaratacak. Oyuncu değişiklikleri de etkili olmadı yani. Oyuncu değiştirin 82'de yaptı. 72'de oldu kırmızı kart. 72'de kırmızı kart olunca yapsa da değişiklikleri. Enteresan yani. Kırmızı kart olunca bile inanmadı demek ki. Öyle düşünüyorum <laughs> oyunun değişeceğine. Peki bir de şu şeye bakalım. Juanfran'ın e, doğrudan kırmızı kartla 72. dakikada oyun dışında kaldığı pozisyona bakalım. Herhalde burada ilk başta anlamadım ben de ama net bir şekilde. Ya, A oyuncu burada kötü niyetli değil hissediliyor. Temasta var, var ama e, ürkütücü bir temas değil. Hani Şimdi, sakatlamıyor babeli Allah'tan, geçmiş olsun. Allah korusun tabi. Ama oraya ayağını kaldırıyorsa çevre kontrolünü doğru yapacaksın, net bir kırmızı kart. Net bir kırmızı kart. ayağını oraya kaldırdığın anda sorumlusu sensin. E, o yüzden sorumlu davranmıyor burada Huanfra. fırın, net bir kırmızı kart. Şöyle bakıyorum başka bir şey almadık bununla alakalı pozisyon. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. O zaman... Ha kırmızı kar sonrası Alanya'da Fatih Aksoy sağ beke geçti. Nova işi stopere kaydırdı. Yani gerçekten çok iyi Nova iş. canı gönülden tebrik ederim. Oyun kurulumuna da stoperden de katkı yaptı. Orta sahadan zaten ön tarafa baskıya çok katkı yapmıştı. Stopere kaydırdığında da çok iyi katkı yaptı. Karagümrük'te de Fatih Vavakars Fatih Karagümrük'te de Alanyaspor'da da Aytemiz Alanyaspor'da da Farioli hocanın oyuncularına ne istediğini çok net aktardığını ve bunun sonuçlarını çok net aldığını görüyoruz dedim ya. Pas oyununda ister yani aynı maç içerisinde pas oyunu oynuyorlar. Uzun top oynuyorlar. E, pres yapıyorlar. E, her şey var. Yani Hoş repertuarları oldu. çok geniş. Kesinlikle. Her şeyi deniyorlar, her şeyi yapıyorlar ve ne yaptıklarını bilen bir ekip görüntüsünde. Aytemiz Alanya. Bunu gesip. diye diyorsunuz. David sonsuz yaptılar. Evet. Bir de tüm bunları bir de çok kritik sezon başından beri. Yani her bir oyuncusu oyun kurucu gibi oynuyor neredeyse. Ee, mahrumken, yaptılar. Yaptılar. mahrumken yaptılar. David ve evet. Diedu da mahrumken yaptılar. Diedu da tebrik ederiz. Senegal'le şampiyon oldu. İlk 11'de oynadı Senegal'de turnuva boyunca. Şampiyonluğu da kazandı. Süper Lig'den bir oyuncu. Onu da tebrik ederiz. Şeyi nasıl buldunuz Wilson'u? Eduardo Wilson Eduardo golü atan oyuncu. Çabası iyiydi. İki tane benzer pozisyon. Birini attı. Birini inyaki, Penya çıkardı evet. ama eee diye diyor öyle daha iyi oldu. O da çok güzel abi. kurtarıştı bu arada. Penya'nın. Zor mi? yere giden topa iyi Kesinlikle. uzandı. Kesinlikle. Çok iyi bir kafaydı. iyi bir kurtarıştı. Şimdi ne dedik efendim? Nereye gidiyoruz? Milliyet gazetesine ve Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Değerli izleyenler başlığımız şu. Varlık içinde yokluk. Doğru başlık okudun değil mi? Evet. Varlık içinde yokluk. Ligde zirve yarışına erken havlu atan Fenerbahçe adeta kendi kendini sıkıntıya soktu. Şu anda eksik olan bölgelerin oyuncuları sezon başında gönderildi. Eldeki mevcut isimlerde değerlendirilemedi. Sistemi bulamadı diyor gazete. Mesut Özil, Pelkas ve İrfancan konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu kadar etkili 3 yaratıcı oyuncu gerçek anlamda tam kapasiteyle katkı veremedi. Vitor Pereira Mesut Özil'i kullanacak doğru sistemi bulamadı. İrfan Can'ı da etkili olduğu bazı maçlarda oyundan aldı. Pelkas'ı ise neredeyse hiç düşünmedi. Bu sezonki başarısızlıkta birçok etken önemli rol oynasa da ana sebep varlık içinde yaşanan yokluk oldu. Sarı lacivertliler kendi eliyle takıma katkı sağlayacak isimleri gönderdi. Takımda etkili isimler içinde kendilerini göstereceği sistem ve düzen kurulamadı. Bu arada Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Omzunda kırık tespit edilmiş İrfan Can Kahveci'nin Kulüpten yapılan bilgilendirmede Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin e, yapılan görüntülemesinde omuz başında non deplase kırık tespit edilmiştir denildi. Yıldız orta sahanın 3-4 hafta süreyle takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Bu bilgileri non deplase kırık ne kadar süreceğini tahmin edelim diye söylüyorlar herhalde değil mi? 3-4 hafta geçmiş İrfan'da. olsun gerçekten bir ay yaklaşık bir ay yani Serdar Dursun da benzer bir şekilde düşüp omuzundan sakatlanmıştı evet. bu sezon ikinci oldu benzer omuz sakatlığı İrfanla ilgili bugün gördüm işte çok fazla sakatlanıyor falan diye haberler yapılmış ama bu sakatlığı bu canım, üzerine yapmak yani. bence haksız olmuş. Aynen öyle. Yani bu sakatlığı yani insan i̇kili elinde mücadele sonucu ikili mücadele düşüyor omuzu düşüyor, kırılıyor. Yani oyuncuya bu noktada çok sakatlanıyorsun demek haksız biraz diyor. acımasızca olmuş evet. İrfana çok geçmiş olsun. Şimdi İki başlığım daha var onları da okuyayım. Aa, lütfen özür dilerim. Fanatik gazetesi Kadıköy Kalesi yerle bir oldu. Ali Koç'tan önce son 13 sezonda 15 iç saha yenilgisi alan Fenerbahçe'de Ali Koç'la bu sayı bu sayıya 3,5 senede yani 15 sezonda özür dilerim 13 sezonda 15 iç saha yenilgisi Ali Koç'ta 3,5 yılda yaşanmış. Kanarya, Ali Koç'tan önce evinde 15 mağlubiyeti toplam 13 sezonda yaşamıştı. Üstelik Fenerbahçe bunların 5'inde. Ülker Stad'ında yenilgi yüzü görmemişti o 13 sezonun 5'inde. Artık tribün desteği de tersine döndü. Taraftar her hafta tepkinin dozajını arttırıyor. Bir sonraki sayfa fotomaç. Bakayım burada okumadığımız bir şey var mı? Aynı minvalde yazmaya devam etmiş. Ve fotomaç gazetesi. Hedef artık Kupa. Fenerbahçe önceliğini Ziraat Türkiye Kupası'na verecek diyor. İrfan Can'ın omzunda kırık olduğu bilgisi burada da paylaşılmış. Hoca için en güçlü aday olan Lövün, Çupamoting'i de Fenerbahçe'ye getireceği iddia edildi demiş. Diego Costa da gündemde şimdi Ozan'dan vasat başlangıç diye yazmış gazete. Fenerbahçe. Ben o maç esnasında ve de sonrasında e, arayacaktım, mesaj atacaktım. Ya kafayı karıştırmayayım diye yazı yazıyorsun hani izliyorsun yüksek konsantrasyonda. E, maç maçı izlerken Uğur Melike'ye hiç asla e, dokunmayacaksınız değerli izleyenler. Hakikaten yüksek konsantrasyonda hiçbir şey kaçırmamak için işini çok disiplinli yaptığını bildiğim için e, rahatsız Esma. etmeyeyim dedim ama şunu soracaktım Esma. sana. Fenerbahçe hangi dizilişle oynadı? Hmm. Kim nerede oynadı? Kim neredeydi? Yani bir türlü not alamadım. Öyle mi, böyle mi? Bakıyorum o oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hani mesela Beşiktaş oynadığı zaman, Galatasaray oynadığı zaman, Trabzonspor oynadığı zaman, Alanyaspor oynadığı zaman dizilişi genel hatlarıyla görebiliyorsun. Kimin görev bölgesi neresi? Hatta Fenerbahçe'de son maçta Medipol-Başakşehir karşılaşmasında Medipol-Başakşehir'in yazmana rağmen yazabilmene rağmen Fenerbahçe bir acaba dedim sen e, yoksa bende mi bir enayilik var ben bir şey yapamadım çıkaramadım diye acaba onu soracaktım sana birincisi ikincisi Fenerbahçe topu ceza sahasına getirememiş. Diego Costa'yı getirsen ne olur? Choupo-Moting'i getirsen ne olur? Öyle değil mi? Yani tartışılması Şu gereken bu mudur? Yani öyle. Şimdi İsmail Kartal bu muhabirlerle yaptığı e, sohbet toplantısında 4-2-3-1 oynayacağını söylemiş. Yani o e, tam tamam. olarak 4-2-3-1 rakamlarını kullanmamış. Ama ben cümlelerinden onu anladım. En direkt olarak ifade etmiş. 4-2-3-1'e döndü. Sosa, Crespo'yu ikili kullandı orta sahada aynı hatta. İrfan'ı 10 numara kullandı. O sayı sağa çık, Pelkas sola çık. Öyle oynadılar ama işledi mi bu formasyon? Hatta şöyle demiş İsmail Kartal yani Mesut'la İrfan'ı ben 10 numara gibi görüyorum demiş. Kalan orta saunculara ikisini 6 8 gibi kullanacağım demiş. Hatta oraya da işte takviye istemiş. Çünkü Sosa Zajts Crespo Mert o havuzu yeterli görmeyip işte Ozan takviyesini de istemiş. Yani 4 2 3 boyunda Fenerbahçe. Yalnız daha enteresan olan ikinci yarıda Can sakatlanınca Ozan'ı 10 numara oynattı. Ozan bildiğin 10 numara rolünde girdi oyuna mesela. O enteresandı. Çünkü orada Valencia opsiyonu vardı ki Valencia'nın kariyerinde 10 numara oynamıştı çok gerek kendi milli takımında, doğru. gerek geldiği kulübü Tigres'te. Artı Serdar da vardı kulübede. Acaba çift santrfora döner mi? Belki onu riskli bulmuş olabilir ama Valencia vardı yani 10 numara oynayabilecek ama Ozan'ı tercih etti İsmail Hoca. Ozan girince ne oldu? 10 numara rolünde Ozan. Sağ açık Osayi Samuel, santrfor Berisha çok doğal Fenerbahçe'nin gol atamaması. Şimdi bu kadar engin imkanlar varken Fenerbahçe'nin 24. haftada Başakşehir maçının ikinci yarısındaki ileri grubuna bakar mısın? Sağ açı Osay Samuel, Santrfor Berisha, Santrfor arkası Ozan oynuyor. Yani imkanlar verimsiz kullanılıyor Fenerbahçe'de. Az ama önce gazetede okudum. Gazetede de gibi. gibi. Yani var aslında oyuncusu ama Fenerbahçe sonunda böyle bir takıma dön. Çünkü ben görünce Ozan'ın 10 numara oynadığını hani 45-30'da gördüm dedim ki ya bu Fenerbahçe nasıl gol atacak ki saatçi Osay Samuel, Santorbur Berisha, Santfors Ozan nasıl atacaksın yani? Yetenek fakiri bu grup. Halbuki bir sürü de yetenekli oyuncu var kadroda. Bölgesi itibariyle Berisha'nın ben o kadar geride kaldığını düşünmüyorum. Çünkü maç sonu istatistik sayfamız var mı sevgili dostlar? Getirebilir miyiz lütfen ekrana? Fenerbahçe Medipol Başakşehir. Topla oynamalar. İlk yarıda %48'di Fenerbahçe. ikinci yarıda bunu %52'ye yükseltmiş. İkinci yarıda şut yok. İlk İsabetli yarıda, şut mu yok? Evet. 7'de 2 ydi. İkinci yarıda 13'de 2 İsabetli şut. ile bitirmiş. Ee, Başakşehir'in 6'da 1'di. 14'de 6 ile bitirmiş. Gol beklentisi 1-0-4 ee, Fenerbahçe'de. İlk yarıda 0-75'ti Fenerbahçe'nin. E 0.34'ten 1.44'e yükseltmiş Medipol Başakşehir rakip ceza sahasında topla buluşma. İlk yarıda Fenerbahçe 11 iken bunu ikinci yarıda 14'e çıkarmış. E ilk yarıda 5 iken Medipol Başakşehir bunu 16'ya yükseltmiş. Kornerlerde dedi ilk yarıda Fener yani ilk yarıda e, Fenerbahçe'nin hiç korneri yoktu. Korner atamadan tamamlamıştı. 3 korner atmıştı Başakşehir bu e, ikinci yarıda Fenerbahçe tek kornerle Başakşehir'de 6 kornerle tamamlamış. Yani üretken bir oyun maçın başından sonuna yoktu. Evet. İkinci yarı hatta felaket. İkinci yarı sisteme bakınca evet. değil mi? Rakip ceza sahası toplu buluşma çok düşük. 3 galiba ikinci yarıda. Gol beklentisi çok düşük. 0-30'larda. İkinci yarıyı söylüyorum. İsabet düşüt yok. Tabi tabi 3 aynen dediğiniz gibi evet. Yani 11'miş ilk yarı. 14 olmuş. İkinci, i̇kinci yarıda 3 kere rakip ceza evet, toplu buluşma. Evet, Sadece evet. koca ikinci yarıda. Ki oyuncu var. değişiklikleri de yapıyor. Artık geriye düştüğü için Başakşehir vitesi de küçültüyor. Yani Fenerbahçe normalde 60'tan sonra bas kurması lazım. Ama ikinci yarıya sıfır isabetli şut. Rakip ceza aslında. 3 topla buluşma. 0-30 gol beklentisi ve bir kornerle tamamlıyor Fenerbahçe. Yani çok acı Fenerbahçe. Kadroya için. baktığın <laughs> zaman kadroda bulunan oyunculara baktığın zaman bu istatistikler hani hiç tanımayan birisine göstersen yok canım falan der yani. Evet. Oyuna girenlere bak. İkinci yarıda. Mert Hakan Yandaş, Ozan giriyor, Mert giriyor, Valencia giriyor, Serdar Dursun giriyor. Çok iyi oyuncular. İyi oyuncular yani bunlar e, uluslararası oyuncular. Birisi Premier League'den yeni gelmiş yani. Evet. Biri Premier League'den yeni gelmiş. Biri Ekvador milli takımından halen oynayan efsane Santrforo. Biri geçen sezon 2. Bundesliga'nın gol kralı. Biri daha milliydi. Bir yıl önce Sakar Mert Hakan yani. Çok iyi oyuncular giriyor oyuna ama sen ikinci yara daha da düşüyor oyunun. Maçın 18. dakikasında Alex için ceza sahası yayından bir şutu vardı. Evet. Ee, önünde bir Fenerbahçe'li oyuncu vardı. Ondan kurtarayım derken biraz soldan dışarıya gitti top. Net bir gol pozisyonu. Şimdi onu ben özellikle şey yapmak istedim. Ee, gündeme getirmek istedim. Fenerbahçe mesela önde basıyor. Ama basmıyor. Yani orada ama baskı için değil. Verimli değil. Verimli değil. Ee, doğrusu söylemek gerek Ha bu pozisyon ama bunu mümkünse başından bulmak lazım sevgili dostlar. Çok teşekkürler söylememiştik biz o yüzden ben e, istemedim sizden. Burada Fenerbahçe önünde basıyor. Kaleci e, atacak kimse bulamadı. Tolga Ciğerci geldi topu almaya ceza sahasının önüne. Tolga Ciğerci gelince az önce nasıl Galatasaray maçında Efkan Berkan'a gidince top koşturdu ve Berkan'a hataya zorladı. Bir anda üçlü sıkıştırma geldi. Orada Fenerbahçe'den iki oyuncu baskıya gidiyor bir çalım vücut çalımıyla ikisini birden oyundan düşürdü. Tolga. Tolga Ciğerci. Bomboş bir alan buldu. Sol kanada aktardı. Orada bir üçgen kurdular. Ondan sonra ceza sahası sol çizgiden orta ve bomboş bir pozisyon. Crespo kapatmaya çalıştı o bölgeyi. Ee, ama Alexi şeyi buldu. Ee, siz söyleyin. Şutu Direkt buldu. Anında. Salay galiba yanlış hatırlamıyorsam. Atilla Salay orada hasbel kadar şeye gelmese, bloklamaya gelmese doğrudan gol olacak belki. Ya biraz daha becerli bir vuruş olsa. Evet. Doğrudan net bir şutu Başakşehir buldular. Başakşehir daha, yani. daha organizeydi. Daha, daha ne rahat taraftan bahsediyorum. Fener e çünkü hücumdan şey baskı başak altında başak. çıkmak set çalışması işi. Hiçbiri sürpriz değil. Nasıl az önce Farioli'nin alanyası geriden çıkarken az önce analiz ettik. Bu sürpriz değil. Bunu bilerek yapıyorlardı. Başakşehir de öyle. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir de öyle. Şimdi burada o zaman şöyle bir manşet atılabilir. Bu Emre Belözoğlu sadece e, 8 ay önce Fenerbahçe'nin tek direktörüydü. Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkmıştı. Bu 10 maçta 23 puan toplamış ve şampiyonluğun kıyısına kadar gelmişti. Sivas Spor'a kaybederek şampiyonluğu kaybetmişti. Tek mağlubiyetini almıştı. Bu Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de Valencia'yı Santrfor'a kaydıran adam. Bu Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de sağ bekte Ozan Tufan'ı kullanan ondan verim alan adam. Bu Emre Belözoğlu Fenerbahçe orta sahasında Sosa, Mert, İrfan Mesut Pelkası bir arada 5'ini birden kullanabilen adam. Önüne de Valencia'ya koyup 6 tane yetenekli bir arada sahada istihdam eden ve bundan sonuç alan 10 maç 23 puan sonuç alan. E şimdi Başakşehir'in başında. Şimdi Başakşehir de yapıyor aynı şeyi Fenerbahçe'ye karşı. E Fenerbahçe bu arada ne yaptı? Sanki o Emre Belözoğlu'nun yokmuşçasına davrandı. Vitor Pereira'yı göreve getirdi. Vitor Pereira bütün o kazanımları yok saymak suretiyle Bambaşka bir şey yarattı. Bambaşka sıfırdan bir takım kurdu. İşte üçlü savunma yarattık. Gökhan, Caner, Ozan, Novak, Nazım. Beş tane kanat ve kaliten hiçbirini kullanmadı. Ferdi, Samuel'i oraya koydu. Rossi, Berişa, Miha Mihazaitz, Crespo falan derken bambaşka bir Fenerbahçe çıktı ortaya. Şimdi neden? Neden hocam? Ben Ali Koç'a soruyorum. Neden Pereira sıfırdan bir yapı inşa etti? Fenerbahçe 2020-2021 başarısız değildi ki tek bir makul açıklaması olabilir. Tek. Çünkü çok düşündüm aklıma tek bir şey geldi. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapacak ve bu bir millet milat olarak düşünüldü. Tahmin ediyorum. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapacak. Uzun yıllarda Fenerbahçe bu oyunu oynayacak. Geleceğin takımı inşa edilecek bu şekilde. Başka hiçbir mantıklı açıklaması. Ama aynı oyuncular var. Yok. Oyuncular Bilmiyorum duruyor. aklınıza başka bir açıklama geliyor mu size? Olsa olsa bu olur diye düşündüm. Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun kullandığı 11'in, ideal 11'in onu duruyor. Sadece bir oyuncu gitmiş Caner. Diğerleri duruyor. Yani Gökhan Salayi, Serdar, kaleci Altay, Sosa, Mert, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia hepsi duruyor. Ozan da vardı hatta sezon başında. Şimdi Pereira neden gelecek yılların Fenerbahçesini kuruyorsa bile niye eldeki kazanımları yok sayıp sıfırdan inşaata başlasın? 82 puanla Fenerbahçe'sini tamamlamış. Ben de de yok. Yeni bir oyun, ekol olacağız yeni bir oyun yerleştireceğiz ve bundan sonra böyle devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Başka bir şey gelmiyor ki bu. Bir mantıklı açıklama. Evet, zaten gelmiyor ki bu. Fenerbahçe'nin şu an yaşadığı sıkıntı cevabı orada. Başka bir cevap aramaya, daha fazla geriye sarmaya gerek yok. Fenerbahçe bu yazı yanlış değerlendirdi. Yanlış analiz etti. Vitor Pereira masaya oturduğunda Ali Koç'la Ali Koç belki Pereira'ya şunu deseydi hocam, sana değer veriyoruz. Seni seviyoruz. seninle çalışacağız uzun yıllar. Ama biz de kötü takım değiliz. Sunum da çok güzel. Güzel de sunum yapıyorsun. <laughs> Ama bu sunumda Emre Belezoğlu'nun kazanımlarından da faydalan. Bak burada bizim teknik ekipten bazı arkadaşlarımız var. Sana geçen yıl oynanan ve başaran oyunu anlatsınlar. Sen de bundan faydalan. Bunun üzerine kat çık deseydi. Fenerbahçe şu anda böyle 8 kere Amerika yeniden keşfetmeye kalkmadı. Aynen, Şimdi doğru. İsmail Kartal'la yeniden Amerika keşfediliyor. Hayır İsmail Hoca da ülkeyi, camiayı... Futbolcular yani ülke derken iklimi, bizi, bizden yıllarca burada futbol oynamış, üzerine teknik direktörlük yapmış, iyi bir taklisyen, iyi bir teorisyen olarak söyleyebiliriz. Onun nasıl dokunuşu hiçbir şekilde etkili olamıyor? Olmayan şey ne? Onu hakikaten Hocam aklın... İsmail Kartal genç bir tek direktör mü? Almıyor. Değil. Değil, yanılmıyorsam 60 yaşında. İsmail Kartal şu anda kariyerinde hangi başarıları, hangi madalyaları, hangi kupaları biriktirerek Fenerbahçe tek direktörlüğü için şu anda... Pragmatik olarak bir sonuç alabilirdi hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde pragmatik olarak bir sonuç alabilirdi. Yani kimin nerede ben oynadığını... Ben anlam veremedim. 40 ya. yaşında bir tek direktör olur da şans verirsin. Ha, o yeni sezon öncesi planlama olarak belki de sırf az önce saydığımız hasletleri... Yeni sezon öncesi planlama olarak tek direktör getirilecek zaman değil ki. Fenerbahçe 3 cephede devam ediyor. Hoca gelecek ya. Anladım ama o mantalite de yanlış. Fenerbahçe 3 çepede devam ediyor. Birincisi UEFA Konferans Ligi birisi kupa. Senaryosu var. Türkiye kupası senaryosu var. Ligde çok uzun bir maraton. Çünkü 20 takımla oynanıyor. Önünde kazanabileceğin 19 maç 57 puan var. 19 maç 57 puan seni her yere taşıyabilir. Belki birinci sıraya taşımasa bile ikinci sıra için yarış yapacağın kesin. Kesin yani. Bu da şampiyonlar ligi eleme bileti demek. Yani hangi sahiplerle Fenerbahçe gelecek sezon planlamasına geçti? bu sezonu feda etti. Anlamadım. Ona da anlam veremedim. Neresinden tutsan elinde kalıyor Fenerbahçe projesi. Diyelim ve bugün için noktaya koyalım. Değerli izleyenler süremizin sonuna gelmişiz. Bugünlük bizden bu kadar ama yarın yine kaldığımız noktadan hem geride bıraktığımız haftayı hem de önümüzdeki günlere ilişkin gelişmeleri hep birlikte yine değerlendireceğiz. E, kapatma zamanı geldi. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Teşekkür. Değerli izleyenler yeniden birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.